Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü tarafından düzenlenen doğumunun 100. yıl dönümünde Profesör Doktor Ahmet Temir'i anma toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Şimdi sizleri Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşları, ebediyete intikal etmiş hocalarımız ve bu toplantının yapılış sebebi merhum hocamız Ahmet Temir ve Türk dünyasına yönelik büyük hizmetleri bulunan Profesör Doktor Turan Yazgan hocamız anısına saygı duruşuna davet ediyor ve ardından İstiklal Marşı'nı söylemeye davet ediyorum. Şafaklarla yüzen al sancak, sönmeden yurdumun üstünde tüteni sonacak o benim milletimin. Yıldızdır parlayacak o benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma kurban olayım, şehveni ey nazlı hilal, kahramanın kılma bilmem, işte kucağı sana olmaz dökülen. Kanlarımız sonra helal hakkıdır, hakka taban milletimiz. Toplantımıza başlamadan önce program akışını sizlerle paylaşmak istiyorum. İlk konuşmacımız Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Başkanı Sayın Profesör Doktor Dursun Yıldırım. Ardından Sayın Profesör Doktor Tuncer Gülensoy. Ardından Doktor Bahşayiş Temir Fıratoğlu. Ardından Ömer Özcan ve yine ardından Ruza Kurban bizlerle bu toplantıda birlikte olacaklar. Konuşmalarını tamamlayan katılımcımızdan sonra diğer konuşmacımız kürsüye gelecek. Şimdi açış konuşmalarını yapmak üzere Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Başkanı Sayın Profesör Doktor Dursun Yıldırım'ı takdim etmekten onur duyarım. Değerli misafirlerimiz, uzaktan gelen dostlarımız, bugün burada enstitümüzün kurucularından ve aynı zamanda ikinci başkanı olarak 62 yılından 74 yılına kadar enstitünün çalışmalarını yöneten rahmetli hocamız, uç beylerimizden Profesör Doktor Ahmet Temir'in 100. doğum yılı nedeniyle bu toplantıyı enstitümüz tertip etmiş bulunmaktadır. bu toplantının çok daha güzel, onun yaptığı hizmetlere uygun bir kalabalıkla, iştirakle geçmesini dilerdik. Fakat bu kararı aldığımızın ertesinde acı bir haberle karşı karşıya geldik. Türk dünyasının çok büyük bir hizmetkarı ve bilhassa açılıştan sonra diyelim, Türk Cumhuriyetlerinin ve Türk topluluklarının ortaya çıkmasından sonra bu coğrafya üzerinde yaşayan kardeşlerimize kendini hizmetle görevli kılan ağabeyimiz Profesör Doktor Turan Yazgan hocamızı kaybettik. Hakka yürüdü. Bu nedenle gerek üyelerimizin, gerekse bizim camiamızın büyük bir bölümü İstanbul'a gitmek ve cenazeye iştirak etmek durumunda kaldılar. Bu nedenle sizlerin toplantımıza şeref vermenizden dolayı hepinize ayrı ayrı enstitüm ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmadınız. Ahmet Temel Hoca hakkında çok değerli konuşmacılar konuşacaklar. Ben sözü uzatıp onların zamanını çalmak istemem. Ancak şunu söylemek isterim. Türk coğrafyası öyle bir coğrafya ki kimin ne zaman nereden gelip hangi ateşi yakacağını, hangi hizmeti vereceğini kimsenin kestiremediği, bilemediği bir harekettir, bir coğrafyadır. Bakın milli mücadelenin ateşlenmesinde, neşv-i nema bulmasında İdil Ural aydınlarının Bakü, Taşkent, Almatı aydınlarının rolü en az Türkiye'dekiler kadar önemlidir ve değerlidir. Aynı şekilde üniversite ilim hayatında da bu uç beylerinin Türkiye'de bilim meşalesini, Türklük bilgisini çok yukarılara taşıdıklarını görmekteyiz. Bunlar arasında ez cümle şunları ifade etmek mümkündür. Bilhassa bizim neslimiz üzerinde Reşit Rahmeti Arat, Abdülkadir İnan, Ahmet Temir, Saadet Çağatay, Zeki Velidi tabii o hocaların hocası olarak. Yani bunlar Türkiye'de özellikle Türkolojinin ilerlemesinde, gelişmesinde, Türklük bilgisinin öğrenilmesinde uç beyleri olarak görev yapmışlardır. Ve görevlerini mükemmel bir şekilde tamamlayarak yeni kuşaklara teslim etmişlerdir. Hepsini huzurunuzda minnet, şükran ve rahmetle anıyorum. Şimdi de rahmetli hocamız Ahmet Temir'in yetiştirdiği alanıyla ilgili değerli bir bilim adamının acizane, naçizane enstitümüz tarafından kendisine ithaf edilen bir armağan tertip ettik, yayınladık. Onu da huzurunuzda onun hem öğrencisi hem de evladı diye saydığımız Profesör Doktor Tuncer Gülensoy'a takdim etmek istiyorum izninizle ve kendisini buraya davet ediyorum. Tuncer'cim, sana naçizane bu armağanı ithaf ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. İnşallah bize daha nice yıllar hizmete devam İnşallah. Edeceksindir. Buyurun. Mahmut Bey'in ses kaydı var mı? Sonra bir şey edelim diyorlar. Tamam. İşte. Şimdi. Hayır, benden önce. Hayır, hayır tabii. Değil mi tabii? Siz oturun hocam. Tamam. Ben... Tamam. Bitti. Teşekkür ediyorum tekrar. İlhan hocamızla ilk karşılaşmam 1935 yılında Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'ne öğrenci olarak girdiğim yıl başladı. Ondan sonra Sayın hocamızla aramızdan ayrılıncaya kadar birçok defalar bazen beraber çalışma şeklinde oturayım ya böyle daha. Nasıl rahat edersin? Durmak istiyorsun? Yok böyle. Zaten bir saat konuşmayacağım canım. Sayın Başkan, değerli konuklar. Önce Türk Kültür Araştırma Enstitüsü'ne bana böyle bir armağan hazırladıkları için çok teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşım ve Bülent Gül kardeşimizin emekleriyle ortaya çıkan bu armağandan dolayı duyduğum mutluluğu belirtmek isterim. Ben konuşmamın adını Ahmet Emir kimdir koydum. Ya Ahmet Emir'i anlatmayacağım ona. Yani şurada doğdu, burada doğdu falan diye onu ben yazdım. Türk Kurumu, Türk Diline Hizmet Verenler diye bir seri hazırladı. Orada basılacak. Sayın rahmetli hocamız Abdülkadir İnan'ın şeyini de ben hazırladım. Fotoğraflara basılacak ama orada işler biraz yavaş yürüdüğü için bekleyeceğiz herhalde birkaç sene daha. Ben Ahmet Emir'le nasıl tanıştım? Ahmet Emir nasıl bir insandı? Ondan bahsetmek istiyorum. Çünkü benim hocalığımı yaptı ve doktora babalığımı yaptı. Bizde 2 tane baba var. Bir biyolojik babam, 1315 doğumlu Şevki Bey, Cumhuriyet'in ilk polislarından. Bir tanesi de Ahmet Emir, akademik babam. Bizde öyle. Yani benim nesil doktora yaptıran hocalarımıza biz baba diyoruz. Şimdiki nesil bilmiyorum ne diyorlar ama bizim nazarımızda hocalarımız baba idi. Babalık yaparlardı. Ben 1960-61 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ne girdiğimde orada 2 tane yabancı, yani dış Türkler dediğimiz hocayla tanıştım. Bir tanesi Reşit Rahmeti Aras, ordinans profesördü. Biri de Ahmet Caferoğlu, Azeri. Onun dışında hocalarımızın çoğu Türkiye'nin içindendi. 2 yıl İstanbul'da okuduktan sonra dün de benim evliliğimin 50. yılını kutladık. O zaman 18 yaşında bir kızdı. O buradaydı. Ben de İstanbul'dan bıraktım. Ankara'ya geldim. Onunla evlendim. 50 yıldır da evli kaldık. O vesileyle Ankara'ya gelmiştim. Efendim? 50 yıl. 50 yılda evli kaldık diyorsun. Evli yıl. Kaldık diyorsun. Yani... Tabii kolaymış. Hani 100. yılda kutlamak nasip etsin diyelim. İnşallah. Özellikle inşallah. Dün işte nikahımızın yapıldığı tarihi 50 yılı doldurdu. Bugün 51'den gün aldım. Evet, Ankara'ya geldim. Önce Ankara Şeker Fabrikası'nda işe başladım. Bu arada hem fabrikada işe gidiyorum hem dil tarihi okuyorum. Dersler başladığı zaman hocalarla tanıştık. Herkes saatinde derse yürüyor. Moğolca dediler. Bilmiyorum ki kim Moğollar, kim Moğolca nedir? O zaman haberimiz yok. Bir hoca girdi. Aynen böyle işte. Rahmetli. Güler yüzlü. Hep öyleydi zaten yüz. Ben hiç kızdığını görmedim. Hoca, ben dedi Ahmet Temir. Sizler de dedi Moğolca dersini yapacağız. İşte Moğollar kimdir? Moğolların tarihi ve coğrafyasından bahsetti. Ondan sonra işte, alfabeleri böyledir. Eski Uygur alfabesini kullanmışlardı. Sağdan sola yazılır. Her harfi yazmaya başladı. Başta, sağ, ortada, sonda diye. Biz de not ediyoruz. Bitirdikten sonra bunları dedi yazabilecek birisi var mı? Ben elimi kaldırdım. Gel dedi, geldim. Adın ne? Tuncer Gülensoy dedim. Yaz bakalım dedi. Sağdan benim hattım da biraz güzel, eskiyi de yazıyı da güzel yazarım. Çok hoşuna gitti hocanın. Sonraki derslerinde hep bana yazdırdı metinleri. Mesela bir metin vardı Moğolca, okuturdu onu. Hepimizde vardı o şey. Erte uride gabalik, şirabasın, balgosundaki dakin, ohugarını, cüyüldür, mergen buluk, boluksan, sayıl, terör, tükeme gün diye bir hikaye başladı böyle. Arkasından işte Moğolların gizli tarihi falan derken, bu arada benim Mustafa diye rahmetli oldu bir arkadaşım vardı. O da Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü'nde dergi servisinde çalışıyordu. Bir kişi lazım olmuş. İşte dergileri zarflanacak, adres yapışacak falan. Demiş ki Tuncer'i alalım, hocaya, Ahmet Bey'e. Bizimle çalışsın. Enstitüye girdim. Yani Ahmet Bey beni kaç? 720 lira net, 520 lira pardon 520 lira net maaşla enstitüye aldı işçi. Yıl kaç? 1962, 63. İyi para. Ama işte 300'ünü de eve veriyordum. Neyse. Böylece enstitüye girmiş oldum ve artık hemen hemen Ahmet Emir'le bütün gün 8 saat enstitüde beraberdik yani her aşamasında beraber oluyorduk. Neyse beni dergi servisinden alıp Türk Kültürü dergisinin ve öteki kitapların, Türk Kültür Araştırmaları, Türk Kültüre Türkika ve o zamanki kitaplar işte. Osman Turan'ın Selçuklar Tarihi ve Türk İslam Medeniyeti, Raşoni'nin Tarihi Türk'ü adlı kitapları falan basılıyordu. Bunların matbaa işlerini bana verdi Ahmet Bey. Dedi ki, bunların tertibiyle, tahsiyle, matbaadaki durumuyla sen ilgileneceksin. Tamam, ben Ayyıldız Matbaası'na gidiyorum, üniversite basım evine gidiyorum. Ve her gün de raporu veriyorum hocama. Bu arada da derslere de giriyoruz. Moğolca dersleri işte sınavlar başladı. Moğolca sınavından çıktık. Bir kişi var. 10. Ben almışım. Tahtaya asıyorlar. 10 Tuncer Gülensoy. Diğerleri işte 6, 7 falan. Hocanın notu pek kıt değildi ama tabii çalışmayana da not vermiyordu. Geçecek kadar not veriyordu. Aradan yıllar geçti. Son sınıfa geldik. Bana rahmetli oldu o da Şükrü Elçin Hoca, enstitünün üyesi. Tuncer dedi, Ahmet Bey seni asistan almak istiyor. Yanında çalışır mısın dedi. Dedim memnuniyetle. Tamam. Yani, hocanın da asistanlık şeyine gireceğim. O aralar Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde 2 dönem milliyetçi 2 profesör dekanlık yaptı. İkisi de rahmetli şimdi. Bir tanesi Yaşar Önem, bir tanesi Emin Bilgiç. Hocaya söz vermişler, Tuncer'i alacağız, Tuncer'i alacağız. 8 sene geçti, beni alamadılar. Asistan olarak. Ben doktoramı dışarıdan yaptım, Ahmet Hoca'nın yanında ama çok titiz bir adam. Öyle bir şey gölcü gibi değil. Şimdi ben bir şey hazırladım. Doktora programı yazdım. Karşısına da sayfasını falan yazıyorum. Çözdü, attı. önüme koydu dedi, biz dedi krala kitap hazırlamıyoruz. Şimdi hocanın, eyvah dedim, yani benim 30 sayfa olacak o şey. Olsun dedi, 30 dedi, 40 sayfa. Ama dedi bu senin hazırlayacağın tez Moğolcanın en güçlü bilim adamı Nikolaus Pompey'e göre olacak dedi. Yani Pompey eline aldığı zaman kitabı, Amerika'daki hoca, kendisi Rus asıllı ama dünyadaki en büyük Mongolist. 1973 yılında da enstitü tarafından tertiplenen PIAK Kongresi'ne gelmişti. Ben doktora tezini kendisine verdiğimde tebrik etmişti adam. Şimdi Ahmet Hoca demek ki teferruata önem vermiyor. Onu anladım. Bana öğrettiği şeylerden biri. Herkesin bildiği konuları biraz geçeceksin. Bilimde öyle hani şişirmek falan yok. En güzelini, en doğrusunu, en kısasını anlatacaksın. Ve bilgini, kafandaki bilgini öyle ayaküstü bilgi değil. Hiç unutmam, bir gün bana bir kelime sordu. Odasındayım. Tuncer Bey şunun anlamı ne dedi? Ben söyledim. Anlam bu hocam. Yok dedi, aşağıya kütüphaneden sözlüğü al gel. Sözlüğü aldım geldim, aç dedi o sayfayı. Açtım. Benim söylediğim gibi. Tamam doğru ama senin söylediğin gibi değil. Fakat bir sözlüğün anlamını biliyorsan dahi sözlüğe mutlaka bakman lazım. Sözlükler bakılmak için yazılmış eserlerdir dedi. Bu da benim hep kulağımdadır. Ya ben 48 yıl hocalık yaptım. O 48 yıl hep öğrencilerime söylediğim Ahmet Demir'in benim kulağımda kalan o sözleriydi. Enstitünün işte dedim yayın işlerini falan yürütüyorum ama bu arada da beni ilmi uzman kadrosuna aldı hoca. Yönetim kurulu kararıyla maaşımı da yükselttiler. Bu sefer 960 lira bürüt, 720 lira net maaş alıyorum. Oh böyle şey gibi geliyor. Kitap falan alıyorum. Efendim tatile falan da çıkmaya başladık. Hocanın bana karşı bilmiyorum yani işte bir oğlu vardı, o da bendim. Benden başka da oğlu olmadı. Ben 63 yılında düğünü yaptım. 64 yılında benim oğlum oldu. En büyük oğlum. Şimdi rahmetli. Geçen sene kaybettik. O sene 2 tane kız doğdu enstitüde. Biri Başahiş, biri de Şükrü Bey'in kızı. Şerif Bey'in kızı pardon. Şerif Bey'in kızı. 2 tane kız. Onlardan sonra benim oğlan doğunca adını ne koydun diye sordu bana. Dedim Baybars. Ya dedi bu Baybars dedi Moğolları. Anadolu'dan atan komutanın adı. Nereden buldun bunu? Hoşumuza gitti koyduk. Ben Moğolca çalışıyorum ama Moğolları Anadolu'dan atan komutanın adını Baybars koyduk. Neyse onun doğum süreci içerisinde hoca devamlı ilgilendi benimle. Öyle biz işte butiğe falan gidip takım elbise şudur budur alamıyoruz. Hanım o zaman kendisi çiziyor, biçiyor, dikiyordu. Efendim dikiş içinde annesine giriyorduk. Etimesut'taydı onlar. Bir gün sordu hoca rahmetli, dedi işte Etimesut'a gidip geliyorsunuz. Dikiş işlerini orada mı yapıyor dedi Hatice Hanım. Biraz çabuk da konuşurdu. Dedim orada yapıyoruz. Bak dedi, biz dedi size dedi borç verelim, bir tane dikiş makinesi alalım, siz dedi taksit ödersiniz. Neyse bir tane ayaklı sünger dikiş makinesi aldı hoca. İşte ben de onu ödeyeceğim işte param şey ettiği zaman. İlk taksitini vermek istedim. Hayır dedi, size bu dedi şey annenin, Rana Hanım'ın hediyesi dedi. Aman. Biz göklerde uçuyoruz. Rana Hanım'ın hediyesi oldu. Onu da hiç unutmam. Hala bizim evde duruyor o dikiş makinesi. Yani böyle de gönlü bol, gönlü geniş bir insandı. Hiç kızdığını görmedim. Benim hatalarım olmadı mı? Oldu. Daha ben de toy çocuğum o zamanlar. Ama yüzünde hiçbir kızgınlık, konuşmasında hiçbir kızgınlık, alameti görmezdim. Devamlı doğruyu öğretirdi. Yani sabırla çalışmayı, bilim hayatında neler yapılması gerekirse ondan öğrendim. Onun güler yüzü bizlere hep mutluluk verdi. Ankara'dan ayrıldıktan, askerlikten sonra da Elazığ'a gitmiştim. Elazığ'dan Kayseri'ye döndüm. Artık Ahmet Hoca da yaşlanmaya başlamıştı. Gözleri de görmüyordu. Arada bir telefon ederdi bana, Tuncer, Hatice Hanım'ı al gel de bir çay içelim diye. Ben de hatırlarsın. Gelirdik. Kayseri'den geliyoruz. İşte Yıldız Blok'taki 10. kattaki eve işte Rana Hanım da pasta börek hazırlar, çay içerdik, sohbet ederdik. Bana bazı şeyler anlatırdı. Ben de onun neyi anlattığını anlardım. Yani hoca bana bazı şeyleri mesaj olarak veriyor. İleride bunları yaz. Çoğu zaman da kullandım bunları. Hafızası hiçbir zaman şey etmedi. Yani öyle Alzheimer durumuna gelmedi. Devamlı çalışan bir beyni ve düşünen bir kafası vardı. Yalnız işte gözleri biraz son zamanlarda zayıflamıştı. Lütfen. Hem gözlüğü var hem de kitap falan okurken lütfen bakıyordu. Çoğu bilmez Ahmet Bey'in piyano çaldığını, değil mi? Aranızda bilen var mıdır? Piyano. Çok güzel piyano çalıyordu. Evde köşede piyano. Üzerinde de benim eşimin yaptığı bir tablo vardı. Hala duruyordu. At. Hatta senin odanda. Eşim ressam. Onun Ahmet Bey için yaptığı bir attar tablosu vardı. Çok güzel de keman çalardı Ahmet Bey. Bir de Ahmet Bey kış sporlarına merak. Kayak yapıyor ve aynı zamanda paten de yapıyor. Baş aşı almış götürmüş, anlatıyor bana. Baş aşı diyor, Gençlik Parkı'nın havuzuna götürdüm. Havuz donmuş. Etraftan da laf ediyorlarmış. Ben de gülüyorum diyor. Bana anlatıyor. Şimdi adam düşecek, kıçını kıracak. Ama diyor ben diyor şey başlayınca diyor kaymaya ve artistik hareketler falan da yapıyor. Efendim başlamışlar alkışlamaya. Ben şimdiye kadar paten yapan, ata binen, keman ve piyano çalan bir bilim adamı görmedim. Yani Kazandaki ailenin ona verdiği bir şey, terbiye bu. Dış Türkler diyoruz ama dış Türkler kültür bakımından Anadolu Türklerini fersah fersah geçmişler. Cumhuriyet kurulduktan sonra Atatürk'e uyanık, çok zeki bir idareci. Dış Türklerdeki bu beyin gücünü Anadolu'ya getirip hepsinden yararlanmak istemiş. Raşoni'ye benim de çok yakın dostum oldu. Tarihte Türklüğü beraber tasfini yaptık. Beraber ben okudum. Her seferinde okurdum. Ahmet Bey de kızardı. Tuncer Bey, kitap bir defa okunur derdi. Ben 3 kere okurdum. 3 kere matbaaya götürdük. Yani hata çıktıkça, düzeltme gerektikçe. Raşan da öyle bir bilim adamı. Sabırlı, şeyli. Çok bilgili. Enstitünün yaşatılmasında, bugüne gelmesinde de Ahmet Bey'in çok büyük bir şeyi vardı, öncülüğü vardı. Ne zaman sol bir hükümet gelse enstitünün parasını keserdi. Yani enstitünün ben biliyorum 8 ay maaş alamadığımız zaman olurdu. 8 ay maaş alamadığımız o süre içerisinde Ay Yıldız Matbaası'nın sahiplerinden Hami Kartay bana enstitüde aldığım maaşın karşılığını verdi. Ben evimi öyle geçindirdim, idare ettim. Türk Kültürü Dergisi'ni de 3 ay, 4 ay, 5 ay para almadan basardı. İşte Ahmet Bey o aralar Mengerler şirketinin sahibi vardı. Ahmet Veli Menger. Ona giderdi. İşte birkaç gün sonra Ahmet Bey döner, elinde çanta. İçinde enstitünün borcu olan paralar, Mengerler şirketinin ödünç verdiği paralar. Yani şöyle diyeyim, İnönü de rahmetli oldu ama İnönü geldiği zaman biz ödümüz kopardı, eyvah derdik. İnönü hükümeti başta, enstitünün parası bitti. Kültürel faaliyetleri duracak, nitekim de öyle olurdu. Ne zaman sağ bir hükümet gelse O zaman enstitüye yardım yolları açılır, ödenmeyen paraları ödenir. Çünkü o zamanlar öyleydi. Derginin çıkışı, ya şimdi daha berbat. Vermiyor kimse. Sağcı da vermiyor, solcu da vermiyor. Ya vermiyorlar. Aslında şu enstitü gelmez. Bir sürü de üye arkadaşımız var. Devletin en yüksek kademelerinde ama kimsenin de bir faydası yok. Yani bizim de yok. Ben emekliyim. İşte yani ayın sonunu zar zor getiriyor. Bir de kitap bizim hastalığımız. Kitaba da para vermeye başladık mı o ay bizim de zor geçiyor. Evet, Ahmet Demir Hoca ile ilgili o kadar çok anım var ki onu unutmam mümkün değil. Yani bizde bir laf vardır. Köprü olsa üstünden geçmem diye. Ahmet Demir öyle. Benim akademik babam. Köprü olsa üstünden geçmezdim. Onun bu güler yüzünü hiç unutmam. Hep böyle. Hiç kızdığını da görmedim yani. Lan oğlum şunu yaptın diye. Bazı hocalar öyle hani kovar. Mümkün değil. En şey yolundan böyle doğruyu iyi öğretmek için var olan birisiydi. Çoğu da tanımazdı onu. Nasıl bir bilim adamı, nasıl bir Türkolog. Aslında Türkolog, çok iyi bir Türkolog. Dünya çapında. Yani o kadar çok yazısı var ki. Almanca çıkan, İngilizce çıkan, Rusça çıkan, 4 tane dil bilen. Öyle değil mi? Almanca, Rusça, ana dili gibi. Fransızca, İngilizce, Farsça, Arapça bilen. Böyle bir bilim adamı, Türkolog şimdi yok artık. Ancak işte bir yabancı dilden idare edip gidiyoruz. Ben onun 100. doğum yılında kendisini saygıyla anıyorum. Allah herkese böyle hoca nasip etsin. Kızı orada, oğlu burada. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. İnşallah Ahmet Demir'i başka toplantılarda da anarız. Onun ruhu da şad olur. Şimdi burada bizi seyrediyordur. Buna inanıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Değerli misafirler, hepiniz hoş geldiniz. Ben Babam Ahmet Demir diye bir sunuş hazırladım. Ben burada yine Tuncay Hocam'ın dediği gibi Ahmet Demir nasıl yani hayatı hakkında biraz bilgi vereceğim gerçi ama daha ziyade bir hani kızın babasını nasıl gördüğünü anlatmaya çalışacağım burada. Benim babamı ilk hatırladığım zamandan beri kafamda şekillenen baba imajına göre babalar her şeyi bilir, her şeyi en iyi şekilde yapabilir, her zaman meşguldür, kararında bir karar verdi mi dönmez, asla hasta olmaz, sürekli çalışır. Böyle bir imaj vardı. Bir de beni kayıtsız ve şartsız çok sevdiğini bilirdim ve ona sonsuz güvenirdim. Bunlar tabii birçok şanslı çocuk için de geçerli olabilecek şeyler. Ama benim babamın bir de çok farklı bir özelliği vardı. Benim babam bir bakıma bir yabancıydı. Okula başlayıp babanın doğum yeri sorusunu cevaplamak gerektiğinde Kazan cevabı doğal olarak hangi şehirde sorusunu getiriyordu. Yok Türkiye'de değil Rusya'da deyince de bu sefer baban Rus mu diyorlardı. Bizim büyüdüğümüz 70'li yıllarda Türkiye dışındaki Türkler konusu da hemen hiç bilinmediği için yok aslında Türk yani Tatar ama orada doğmuş oradaki Türklerden dış Türklerden deyince de iyice şaşırıyorlardı. Rusya'da Türkler mi var sorusu da karşısında geliyordu. Aslında sarışın da olduğu için bütün bunların sonunda gene de Rus'tur tarzında bir kanaatta hakim oluyordu. Bir de Almanya'ya gidilip gelindiği için arada sırada, benim de okulda Almancam iyi olduğu için arada sırada da bu sefer baban Alman mı sorusuyla da karşılaşmıştım. Evet, benim babam Türk dili profesörü olmasına rağmen hafif, arada bazı kelimeleri biraz değişik telaffuz edebilen, başka ülkede bilinmeyen ve irtibat olmayan bir ülkede doğmuş, ailesini orada bırakmış, uzun yıllar hem de savaş zamanında Almanya'da kalmış. Bunlardan başka da başından birçok enteresan olaylar geçmiş, kimsenin babasına benzemeyen bir babaydı. Tabii bu şakayla karışık söylediğim yabancı ifadesi kendi açısından geçersizdi. Büyük Türk yurdundaki tek hür Türk devleti olarak bütün Türklerin vatanı şeklinde benimsediği için Türkiye'ye gönülden bağlılık ve sevgi duyar, burayı vatanından ayrı bir yermiş gibi görmezdi. İkinci vatan gibi bir ifadeyi ancak Almanya için kullanırdı. Hayran olduğu Almanya'da da hayatının önemli bir bölümünü geçirdiği için bazen orası da benim ikinci vatanım gibidir derdi. Yok. Doğduğu yerleri ise hiçbir zaman unutmamıştı. Hatta evden ayrılışının yıl dönümlerinde, 17 Haziran'a denk geliyor bu, sabahın ilk saatlerinde mutlaka kalkar, açık havada oturur ve memleketini, evini, ailesini anardı. Her sene bunu mutlaka yapardı. Babam 1912 yılında Elmet'te doğmuş. Burada ve Bugülme'de 17 yaşına kadar yaşamış. Tatar ve Rus okullarına gitmiş. Sonra da okuldan çıkarılıp okuma hakkı elinden alınınca çareyi Türkiye'ye kaçmakta gören babasının da teşviğiyle Türkiye'ye gelmişti. Kaçmıştı daha doğrusu. Evden 1929 yılında ayrıldıktan sonra uzun yıllar anne babasıyla mektuplaşmayı sürdürmüş, hatta Almanya'dan yiyecek paketleri filan da göndermişti. Ancak Almanya'dayken 1938'de babasından gelen mektuplar kesilmişti. Annesine babam bana niye yazmıyor diye sorduysa da buna cevap alamamış. Sadece bir müddet sonra annesi artık bize yazma, burada dışarıdan mektup gelince bizim için çok tehlikeli oluyor deyince mektupları da kesmiş. Bundan sonra da ailesiyle artık hiçbir irtibatı kalmamıştı. Böylelikle o sıralarda babasının idam edildiğinden haberi olmamıştı. Bu haberi yıllar sonra, yaklaşık 50 yıl sonra tekrar kardeşlerini bulduğunda öğrenecekti. Almanya'da doktorasını bitirdiği sıralarda kaldığı ev Berlin'de bir İngiliz bombardımanı ile yanmış. Bu yangında da hem annesinin mektupları ve resimler hem de çok sevdiği kemanı yanmıştı. Böylelikle elinde ailesiyle hiçbir şey de kalmamıştı. Hiçbir ne resim, ne mektup, ne bir şey. Ben hatıralarını dinlediğim babaannem ve dedemin bir tek resmi dahi görmemiştim. Serüveniydi. Neredeyse filmlere konu olabilecek şekilde dağ tepe aşarak, günlerce yürüyerek Türk sınırını geçmeleri kim duysa çok şaşırıyordu. Eskiden bu kaçış serüveninin bütününü tam olarak kendimi çok vererek dinlemediğim için herhalde ayrıntılara pek hakim değildim. Ancak bu en son yayınlanan Vatan Türkiye kitabını çalışırken her şeyi çok daha böyle içime sindirerek anladım. Hatta o kitabın çalışmaları esnasında birlikte kaçtıkla, iki kişi birlikte kaçıyorlar çünkü o arkadaşının hatıralarının da kaydını dinledim. Onları da dinledikten sonra kafamda iyice netleşti. Sanki o yolculuğu bir kere de ben onlarla birlikte yapmış gibi oldum. Bayağı ilginç bir süreç diyeyim. 3 hafta süren bir süreç. Şimdi bu Rusya'daki bölüme bakılacak olursa Bugülme'den çıkıyorlar yola. Sağda yukarıda trenle işte Ulyanovsk'a geliyorlar. Oradan Volga boyunda, İdil boyunda nehir vapuruyla Astrahan'a kadar, oradan deniz vapuruna geçip Mahaçkale aktarmalı Bakü'ye geliyorlar. Mahaçkale'de ilk defa ya da Astrahan'daydı. Mahaçkale'de İlk defa tuzlu suda yüzüyorlar ve buna bayılıyorlar. Yani o güne kadar sadece tatlı suda yüzdükleri için tuzlu suyun kaldırması çok hoşlarına gidiyor bunları. Biraz ikinci vapuru bekleyene kadar orada yüzüyorlar. Neyse Bakü'den yine trene binip Batum'a kadar geliyorlar. Burası normal işte vasıtalarla yapılan bir yolculuk. Ondan sonra şeye bakarsak, Batum'a geldikten sonra da bakıyorlar. Burada aslında 3 arkadaşlarıyla, daha önce yola çıkan 3 arkadaşla Batum'da, yani ilk planları öyle, orada buluşacaklar. Onlar bir müddet daha önce yola çıkmış arkadaşları var, 3 arkadaş daha. Fakat Batum'da onlarla buluşamıyorlar. Çok da aramak da istemiyorlar, kendilerini de tehlikeye atmak istemiyorlar. Ondan vazgeçiyorlar, onları bulmaktan. Bakıyorlar Batum'dan Türkiye'ye geçmek de o kadar kolay olacak bir olay değil. Çünkü Batum bir garnizon şehri ve Türkiye'ye kaçmak ya da yani Türkiye sınırına çok yakın olduğu için asker dolu filan. Çok şüphe çekebilecek bir ortam. Dolayısıyla şey yapıyorlar, buradan Çakva'ya kadar yine trenle devam ediyorlar. Orada iniyorlar ve içerilere doğru yürümeye başlıyorlar. Bundan sonrasını artık hep yayan olarak gittikleri bir yol. İçerilere doğru yürüyorlar. İşte orada uygun bir yerler, köylerde geceliyorlar. Bir sürü başlarından maceralar falan geçiyor tabii bu arada. Orada yine bir sınıra yakın bir yerde sonra bir uygun gördükleri, güvendikleri birileriyle kaçakçılar var. İşte bunlara yardım ediyorlar. O kaçakçılar bunları sınırdan geçirmelerine yardım ederek 3 hafta süren, işte 17 Haziran'da çıkmışlardı. 8 Temmuz'da sınırı geçiyorlar. Orada çok sınırı geçtikten sonra kısa bir yerde, kısa bir müddet yürüdükten sonra orada bir köye gidiyorlar. Orada teslim oluyorlar. İşte ondan sonra da yine bunları işte jandarmalar teslim alıyor. Ondan sonra da buradan böyle işte Şavşat, Artvin, Borçka, Hopa'ya kadar bütün yolları yine yayan olarak bir jandarma karakolundan diğer jandarma karakoluna refakat eşliğinde, jandarma refakatinde bunları getiriyorlar. Hopa'da bir müddet bekliyorlar. Ondan sonra Trabzon Muallim Mektebi'ne gitmeleri için karar çıktığını öğrendikleri zaman da Karadeniz vapuruyla, yine Türk tarihinde önemli bir yeri olan Karadeniz vapuruyla Hopa'dan Trabzon'a gelip Trabzon Muallim Mektebi'nde 5 sene sürecek tahsil hayatlarına başlıyorlar. Şimdi bu dönemde Atatürk devri, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yılları sayılabilecek yıllar ve birçok mahrumiyet içinde olan Türkiye'de eğitime müthiş önem veriliyor. Her türlü okulda olduğu gibi öğretmen okullarında da özellikle de öğretmen yetiştirdikleri için bunun önemine bir kat daha eğitime çok fazla önem veriyorlar. Öğretmen kalitesi filan çok yüksek düzeyde gerçekten bu devirde öğretmen okullarında. Özellikle Trabzon Muallim Mektebi de bir örnek muallim mektebi, örnek öğretmen okulu şeklinde çalışıyor. 5 yılı Trabzon'da bitirdikten sonra bir karar çıkıyor. Öğretmen okullarının süreleri 6 yıllık oluyor öğretmen okulları. Ve bunlar 6. sınıfı İstanbul'a geliyorlar. Haydarpaşa Lisesi'nin meslek kısmı diye belirlenen bir yeni bölümünde 6. sınıfı da İstanbul Haydarpaşa'da okuyorlar. Ve özellikle bu dönemde mesela İstanbul Üniversitesi'nden hocalar filan giriyor. Sadrettin Celal gibi mesela pedagoji dalında dünya çapında ya Türkiye'deki pedagojinin kurucusu denilebilen mesela hocalardan filan ders alıyorlar. Müzik hocaları, hem Trabzon'da Ziya Aydıntan mesela müzik hocası, Haydarpaşa'da Ekrem Zeki Ün müzik hocası oluyor filan. Yani inanılmaz şanslı bir şekilde çok değerli hocalarla da çalışmak imkanı bulunuyor. Şimdi hayatı enteresan olaylarla dolu demiştim. Bir de bir şey, burada vaktimiz varsa çok kısa bir enteresan bir anımı anlatmak istiyorum. Ben bu yine kitabı hazırlarken Trabzon Muallim Mektebi ile ilgili bir arkadaşla konuşuyorum. İşte bunları yapıyorum, şunlar filan. Trabzon'dan bahsettim. Aa dedi, bir arkadaşın eşi için. Onlar da dedi Trabzonlu. Hatta onun annesi galiba Trabzon Muallim Mektebi'nden mezun. Aa ne kadar ilginç falan böyle konuşuyoruz. İşte telefon açtı böyle böyle. İşte Bahşa işte burada Trabzon'la ilgili bir şey hazırlıyor, araştırma yapıyor filan. Aa benim annem de demiş zaten Ankara'dalar şu sırada, bir görüşseler filan böyle. Biz tamam dedik işte, ne gün görüşelim, bugün mü yarın mı, işte bir gün kararlaştırdık. Öğlen tatilinde bir kafede oturuyoruz filan, işte anlattı. Onlar da tabii babamdan çok sonra mezun olmuş bir işte hanım. Dedi ki biz de yakında dedi mezunlar toplandık, eski arkadaşlar, işte lise arkadaşlarımız toplandık, tekrar o günlere gittik falan anlatınca benim birden aklıma geldi. Ahat amca, babamla birlikte kaçan, babamın yol arkadaşı, o anlatırdı. İstanbul'da oturduğu için özellikle İstanbul'daki Trabzon Muallim Mektebi'den arkadaşlarıyla her sene Trabzon'un kurtuluş gününe denk getirdikleri günde her sene arkadaşlar toplanıyorlarmış. Ben bunu da anlattım. Siz işte okul toplantısı yapıyorsunuz, onlar da yapardı diye. Bunun üzerine o hanım, aa dedi 24 Şubat dedi. Tabii Trabzonlu olduğu için Trabzon. Ben Trabzon'un kurtuluş gününde toplandıklarını biliyorum ama Trabzon'un kurtuluş gününün ne güne denk geldiğini bilmiyordum. 24 Şubat, aa dedik. Bir baktık o gün 24 Şubat. Bizim toplandığımız günde. Böyle. Ona o şekilde bir o güne denk geldi, aldık. Herkes bir tuhaf oldu zaten. Herhalde bizi buradan seyrediyorlardır falan diye. İnsanlar bayağı bir duygulanmıştı. Ondan sonra üniversiteye işte Haydarpaşa'dan sonra başlıyor. Bu bir enteresanlık daha. İlk Haydarpaşa'yı bitirdikleri sene Türkiye'de Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi açılıyor. Onun için öğrenci için sınav açıldığının ilanını görüyorlar, başvuruyorlar, kazanıyorlar. Ve o yine de şöyle bir enteresan bir durum var. Afet İnan'ın anılarında okumuştum. Afet İnan'ın bir şeysinde. Onun önerisiyle ilk defa bu kuruluş yılına mahsus olmak üzere öğretmen okulu mezunlarının da üniversiteye, dil tarihi öğrenci olarak alınabilmeleri. Zaten 6 yıla çıkmış eğitimde alınabilmeleri mümkün olmuş. Dolayısıyla bunlar da ona denk gelerek o sene bitirdikleri için dil tarihe girebiliyorlar. Babam orada anca bir sene, hatta yarım sene, kuruluşta biraz geç, açılışı geç gerçekleştiği için bir dönem falan okuduktan sonra 35-36'da ona okuyor. Ondan sonra Almanya'dan bir burs bularak yazın, aslında yaz okuluna gitmek üzere gidiyor. Sonra orada devam ediyor. Almanya'da tahsiline devam ediyor. Almanya'da tabii bu arada 2. Dünya Savaşı'na denk geliyor. Tahsili esnasında bir sürü enteresan olaylar yaşıyor. Almanya ile ilgili anıl faaliyetleriyle ilgili başka bir konuşma olacağı için şimdi burada onlara çok fazla girmek istemiyorum. Ama orada işte tahsil görüyor. Hem bir yandan Tatarca ders veriyor, müzik çalışmalarına devam ediyor. Bir de savaş esirleriyle ilgili faaliyetleri var. Ondan sonra 43 yılında tekrar Türkiye'ye dönüyor. Askerliğini yapıyor. İşte İzmir Gazi Emir'de Yedek Subay Okulu, önce Hazırlık Kıtası Yedek Subay Okulu. Sonra da Kura, Adana Pozantı'ya çıkıyor. Dağ alayında katırlarla yaptığı bir dağ alayı olduğu için hayvanlar, atlar ve katırlar, daha ziyade de katırlarla ama askerlikle ilgili enteresan bir şey var anılarında. Şimdi 1940'lı yıllar Türkiye'de tabii çok büyük mahrumiyet yılları. Buna rağmen 2. Dünya Savaşı'na çevresinde geçen bu dönemde. Şimdi babam Almanya'dan dönmüş. Almanya'da tam savaşın ortasında zaten bir sürü mahrumiyet, gıda az, kaldıkları yerler, sürekli kütüphanede falan çalıştığı için gün yüzü de görmüyor falan. Ve askerlik için Almanya'dan dönünce orada, yani askerlik esnasında yaptığı açık havadaki talimler, gıdanın da düzgün gıda alabilmeleri sayesinde sağlığıma kavuştum diyor. Yani askerlik ona çok da yaramış oluyor. Ondan sonra da işte tekrar askerlik sonrasında bir müddet Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nde çalışıyor. O sırada büyük bir şans eseri aslında doçentlik tezi için kullanacağı malzemeyle karşılaşıyor oradaki çalıştığı esnada. Bu Kırşehirli bir Cacaoğlu'nun vakfiyesini buluyor bir şekilde. Onun nece olduğunu anlayamıyorlar. Bir vakfiye bulunuyor Kırşehir'de. Eski yazıyla hem Arapça yazılmış hem de Moğolca. O Moğolcasının ne olduğunu anlayamıyorlar. Babam tesadüfen görünce bunun Moğolca yazı olduğunu çıkartıyor. Ondan sonra bunu doçentlik tezi olarak işliyor. O da bir işte... Onu işliyor ama doçentliğini sonra tekrar o işlediği tez olarak Almanya'da, Hamburg'da veriyor. Hamburg'da doçentliğini aldıktan sonra tekrar Türkiye'ye dönüyor. Dil tarihe girmeden önce bir müddet de Ankara'da Hasanoğlan Köy Enstitüsü'nde hocalık yapıyor. Kısa sürüyor ama ondan sonra dil tarihi kadrolu olarak girmiş oluyor. Ondan sonraki hayatı Ankara'da temel olarak geçiyor. Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü ve Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'ndeki çalışmaları. Şimdi Türk Kültürü Enstitüsü, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü babamın hayatında, yani benim küçüklükten daha hatırladığım en önemli, hayatımızdaki en çok yeri olan konuydu diyebilirim. Şimdi bu enstitü Türkiye'de dış Türklerin hiç tanınmadığı bir dönemde 1960'lı yıllarda Türk dünyasını bir bütün olarak içine alacak şekilde ancak siyasi söylemlere karışmadan Türklükle ilgili bilimsel çalışmaların yapılması için kurulmuştu. Babam da bu çerçevede bilimsel makalelerin ve kitapların yayımlanması işini büyük bir disiplin ve titizlikle yürütmüş. Enstitü Kütüphanesi'nin kurulmasında ve enstitünün diğer bütün faaliyetlerinde çok büyük emekleri geçmişti. Onun bu enstitüde çalıştığı yıllarda ben ilkokuldaydım. Hatırladığım hep gece yatarken makale okuyup tasih yapmasıydı. Dergide çıkan yazılarda enstitüyü tehlikeye sokacak bir şey olmasın diye her türlü detaya çok önem vererek sürekli kontrol ederdi her şeyi. O kadar işin arasında her gün bir de beni okula bırakıp alırdı. Evimiz biraz uzak olduğu için, o zaman servisler falan da yoktu çocukların okula gitmesi için. Sabahleyin beni çok erken okula bıraktığı için fakülteye de çok erken, herkesten erken gidermiş. Bazen de beni yine okuldan aldıktan sonra onu fakültedeki odasına giderdik. Ben de bir büyüsem de bu güzel binada okumaya başlasam diye heveslenirdim ama kısmet. Ben Türkiye'nin çok güzel başka bir okulunda okudum. O olmadı ama yani küçüklüğümden beri de orada geçti hayatım. Ondan sonra günlük hayatla ilgili bir takım şeylerden bahsedecek olursak, çocuklarla çok iyi iletişim kurardı. Ben onu hatırlıyorum gerçekten. Hangi yaşta olursa olsun konuştuğu bütün çocuklarla hemen kaynaşır. Onlarla nasıl konuşulacağını çok iyi bilirdi. Bu belki biraz karakteriyle ilgiliydi ama o devrin öğretmen okullarında çok iyi bir pedagoji eğitimi almış olmasının da bunda büyük rolü olduğunu düşünüyorum ben şahsen. Çalışmaktan hiç bıkmazdı. Ancak araya sıkıştırmaya çok sevdiği Tatarca tabirle tegerek düştüm diyecek kadar yorulduğu zaman ancak kalkar gider yatardı artık. Çalışmayı çok severdi ama gezmeyi de çok severdi. Deniz kıyısını, özellikle sıcak havayı çok severdi. Yani soğuk memleketten geldiği için sıcak hava onun için çok değerliydi her zaman için. çok büyük bir tutkusuydu. Satranç oynardı. Yine onda çok tutkulu bir şekilde yani çok. Satranç kulübünün beraber kurucusu. Evet. Kurucusu. Aha. Ankara'da satranç kulübünün. Satranç kulübü. Ankara'daki Türk Satranç Kulübü'nün evet kurucuları. Evet, çok yani son günlerine kadar da kulübe gider satrancı oynardı yani çok şeyde Mithat Paşa değil mi? Bir yerde. Hayır, o değil. O taraflarda bir şeyde giderdi, sürekli oynardı. Ondan da hiç vazgeçmedi. İşte müzik, aslında babam Türkiye'ye döndüğünde şeyin sınavını da kazanmış. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda kemancı olarak başvurmuş, sınavı da kazanmış. Ama ondan sonra ben üniversiteye gideyim diye karar vermiş. Ve profesyonel olarak müzik şeyini gerçekleştirmemişti ama çalardı ve çok severdi. Çok da dinlerdi yani klasik müziğe çok vakıftı gerçekten. Ayrıca babam belki de hayatında birçok zorlukları başarıyla atlatabildiği için, başından çok enteresan olaylar geçtiği için kendinden çok emin, kendine güvenen, yaptığı her işe kendini çok iyi veren ve başarılı da olan bir insandı. Ve bu güven duygusunu yanındakilere de yansıtırdı. En başta da bana. Mesela ben onunla birlikteysem hiç çekinmeden her yere gider, kayalara tırmanır. Sonra arabayı, hele arabayı babam kullanıyorsa içinde çok büyük bir huzurla uyuyabilirdim. Herkesin kullandığı arabada bunu yapamıyorum. Bilmediğim bir şeyi babama sorunca doğru cevabı alacağımı mutlaka bilirdim. Hatta bazen hiç ummadığım konularda öyle bilgiler verirdi ki şaşar kalırdım. Hala bile birçok konuda onun vermiş olduğu temel bilgilerin ne kadar doğru olduğunu, bir zaman geçtikten sonra ne kadar doğru olduğunu görüp hayrete düşmeden edemiyorum. Dünyada bazen hiç tahmin edilmeyecek olaylar gerçekleşiyor. Kimi zaman isteklerimizin gerçekleşmesini engelleyecek öyle olaylar oluyor ki ümidimiz tamamen kayboluyor. Ama durumların değişmediğine inandığımız bir anda ise her şey bambaşka bir şekle gelebiliyor. Babam için ailesiyle kavuşmasında da bu böyle oldu. Bir dönem çok kesin olarak ümit tükenmişken birdenbire her şey değişti. Çok şükür hala hayattayken kardeşleriyle görüşebildi. Onlarla hasret giderebildi. Bu yılda hatıralarını Rusça'ya çevrilerek Dönüş adıyla Kazan'da basılması sayesinde babam bu büyük yıl dönümünde vatanına da geri dönebilmiş oldu. İnşallah bulunduğu yerden bunları görüp mutlu oluyordur. Hepinize çok teşekkür ederim. Almanya'da 1936-43, 52-54, 75-76 yıllarında o aradaki kısa süreli gidiş gelişler hariç uzun süreli 3 dönem bulunmuş. Ama benim size aktaracağım bilgiler bu 3 dönemin ilk dönemiyle ilgili. 36-43 o çok önemli bir dönem. Geri kalanları zaten Başay Hanım da biraz kısaca bilgi verdiler. Şimdi Ahmet Bey'in Almanya'daki faaliyetlerinde geçmeden önce Almanya'nın bizim için önemi nedir? Daha önceki ilişkiler nedir? O konuda kısa bir bilgi vermek gerekiyor. 1908 İttihat Terakki'nin iktidara gelmesinden sonra İttihat Terakki ile Almanya arasında sıkı ilişkiler başlamış. 1910 yılında ilk defa Osmanlı Devleti'nden yükseköğrenim veya yükseköğrenim üzeri tahsil yapmak üzere Almanya'ya öğrenci gönderilmiş. 1910'da giden öğrencilerden 2 tanesi eğitimci ve benim de kısa süre, uzun süre görev yaptığım talim terbiyede üyelik yapan Ali Haydar Taner, bir de pedagog doktor Halil Fikret Kanat. Onlar 1910 yılında Almanya'ya gitmişler ve burada öğrenim görmüşler. Rusya ile Almanya'nın bağlantıları var ki bu tabii bu bağlantı çok eskiye dayanıyor. Çarlık döneminde Çarların Almanya ile akrabalık bağlarından dolayı birçok Alman Rusya'ya davet edilmiş, götürülmüş gruplar halinde. Bilim adamlarından gidenler var, sade vatandaşlardan gidenler var, askerlerden gidenler var. Ve Rus Türkolojisi'nin 2 büyük ismi Wilhelm Radloff ve Bartok biliyorsunuz Alman asıllı Rus bilim adamlarıdır. Ve hakikaten Türkolojiye de büyük katkıları olmuş bilim adamları. Dolayısıyla Almanya ile Rusya arasındaki kültürel ilişkiler de çok eskiye dayandığını söylemek mümkün. Ahmet Emir Bey'in Almanya hayatında çok önemli bir yeri olan bir isim var. Alimcan İdrisi. Buna bazıları profesör, bazıları hoca sıfatı veriyorlar ama çok enteresan ve biraz da ilişkileri çok karanlık bir şahıs. Alimcan İdrisi önce Rusya'da biraz popüler olmuş, sonra Türkiye'ye gelmiş, Türk Yurdu Mecmuası'nda çalışmış, bazı makalelerini neşretmiş ve 1913 yılında Leipzig'e giderek orada filoloji tahsili ve felsefe tahsili yapmış, Almancayı iyi öğrenmiş. 1915 yılında yine Almanya'ya gelmiş ve savaşın başlamasından sonra Almanya'ya esir düşen Müslüman esirler kampında dini müşavirlik görevi yapmış. Daha sonra 1916'da bu kampın cami imamlığına getirilmiş. Almanya öncesiyle burada bazı dergiler, gazeteler çıkarmış ve burası adeta bir İslam kültür merkezi haline gelmiş. Alimcan İdrisi Almanya'daki Türk kolonisinin önde gelen isimleri ve bizim siyasi tarihimizde de çok fazla dediğim gibi üstü örtülü faaliyeti var. Bilinmeyen ama yönlendirme bakımından çok önemli bir isim. Alimcan İdrisi dernek kurmuş. 1921 tarihine kadar Almanya'da Dışişleri Bakanlığı'nın görevi olarak çalışmış. 1940 yılında Alman vatandaşı olmuş. 1920 yıllarda biliyorsunuz Çarlık'ın yıkılmasından sonra bağımsızlıklarını kazanan kısa süre egemen olan Orta Asya'daki Türk devletleri, gerek Buhara'daki devlet, gerekse Azeriler, Azerbaycanlılar Avrupa'ya tahsil için öğrenci göndermişler. Bunlar Avrupa'da iki büyük merkezde, Fransa ve Almanya'da toplanmışlar. Alimcan İdrisi bunlarla da çok meşgul olmuş. Bilhassa Buhara'dan gelen öğrencilerin bir yurt tesis edilerek burada yatıp kalkmaları ve muhtelif okullara gitmeleriyle ilgili faaliyeti yürütmüş. Hatta meşhur bilim adamı Münevver Kari'yi bu öğrencileri ziyareti de gelmiş, Almanya'da bulunmuş. Öğrencilerin masrafları için karakül dediğimiz o kıymetli kürkler getirilmiş. Bunların parası bankada bloke edilerek satımından elde edilen para öğrencilerin masraflarına ayrılmış. Ama Buhara Cumhuriyeti'nin yıkılması ve Sovyetlerin Orta Asya'ya tamamen hakim olmasından sonra öğrencilere mali desteğin kesilmesi üzerine bir kısmı memleketine geri dönmek mecburiyetine kalmışlar. Büyük çoğunluğu da Avrupa'da kalmış ve çok zor şartlarda da olsa öğrenimlerine devam etmişler. İşte bu öğrenimleri hayatı süresince Alimcan İdrisi'nin onlara yönlendirmeleri var. Onlardan sevdikleri var, sevmedikleri var. Bu öğrencilerin büyük bir kısmı da yüksekokulu ve akademik kariyerlerini tamamladıktan sonra Türkiye'ye gelmişler. İstanbul ve Ankara'daki muhtelif fakültelerde Türk bilim hayatına çok önemli katkılarda bulunmuşlar. Yine Almanya'ya 1920'li yılların başında gelenlerden çok tanınmış bilim adamları var. İşte resmini ve isminden gördüğümüz isminden bahsettiğimiz Reşit Rahmeti Arat uzak şarttan Almanya'ya gelmiş. Orada evlendiği Rabia Hanım, eşi tıp doktoru, yine gelenlerden birisi. Yine o dönemde, savaş öncesi dönemde Almanya'da yaşayan Abdurrahman Şefi Almaz, kendisi ticaretle meşgul olmuş. Abdurrahman Şefi Bey'in 3 kızı var. Onlardan ikisi Türkiye'de, biri Almanya'da yaşıyor. Kızlarından ben ortancasıyla Bodrum'da görüşme imkanım oldu. Onun Çocukluğumun Öyküsü diye Almanya hayatını anlattığı ve Türkiye'deki lise öğrenme kadar olan dönemi anlattığı çok güzel bir hatıra kitabı var. O kitapta Almanya'da bulundukları sırada evlerine gelip giden Türk öğrencilerle ilgili bilgiler var. Bu öğrenciler arasında Arat'ın, Rabia Hanım'ın, İbrahim Veli Oda, kendisi tıp profesörü, diş doktoru Hatice Hanım eşi, Türkistan'ın Abdülvahap Oktay, o da biliyorsunuz kadın doğum uzmanı, eşi Said Hanım biyoloji öğretmeni, yine kendileriyle birlikte dayısı mühendis Fuat Kazak, Almanya'da birlikte olmuşlar. Yine görüştükleri arasında Sahip Cemal Sultan, bu da bir tıp doktoru bayan, Ankara'da yaşamış, rahmetli olmuş. Ayaz Sakin'in kızı Saadet Hanım, damadı Profesör Tahir Çağatay, onlarla burada görüştüklerinden bahsediyor. Ben tabii Ahmet Emir'den pek bahsetmemiş. Ben kendisiyle görüştüğüm zaman hatırladığı ve Ahmet Bey'in bu kitabı da, son kitabı da yeni çıkmıştı. Ben o kitabı da kendisine gönderdim. Çok memnun oldu ama hanımefendi tabii biraz özel problemlerinden dolayı geçmişle ilgili çok konuşmak istemiyor. Bizim de görüşmelerimizi ancak çok az konularda kendisi bilgi verebildi bize. Yine Kazanlardan Almanya'daki öğrencilik döneminde Ahmet Bey, Ahmet Veli Menger'le tanışmış. Ahmet Veli Menger Bey, Türkiye'de biliyorsunuz işte holding kurmuş, çok ekonomik durumdan çok varlıklı bir insan. Bahsettiler işte endüstriye çok yardımcı olmuş. Burada çıkan bazı kitapların, mesela Adil Aydan'ın Etüs'le ilgili kitabının finansmanını da Ahmet Bey sağlamış. Kızı Safiye Hanım, o da çok değerli bir hanımefendiydi. Rahmetli oldu 2000 yılında. Onun da Sovyet sonrası dönemde Kazan'a çok büyük katkıları var kültürel yönden. Birçok eserin orada ve Türkiye'de basımına mali kaynak sağlama bakımından da büyük önemi olmuş. Almanya biliyorsunuz Sovyet sonrası dönemde Türkiye'de Sovyet Çarlık dönemindeki Türk siyasi önderlerin bir nevi sığınma mekanlarından birisi olmuş. Gerçi bu önderler ilk önce Türkiye'ye gelmişler. Türkiye'de kucak açmış onlara, imkan vermiş, bir kısmını işe almış ama siyasi faaliyette bulunmalarına ilk başta ses çıkarmasa da giderek Sovyetlerin baskısından, bilhassa 1931 yılında Türk ocaklarının kapatılmasından sonra Atatürk işte iç politikada düzenleme, Rusya ile iyi geçinme. Çünkü o zaman Türkiye tarafsız bir ülke. Avrupa'daki emperyalist ülkelerle arası İstiklal Savaşı'nı kazanmasından dolayı çok iyi değil. Kendisine en büyük desteği o zaman Sovyetler sağlamış. Bu bakımdan onların da onlarla da ilişkilerin iyi gitmesi için bu siyasi önderlere, muhacirlere ya demişler yaşayın, siyaset yapmayın ya da yurt dışına çıkın ve bunların büyük çoğunluğu o zaman yurt dışına gitmişler. Sadece burada Cafer Seyit Ahmet Kırmer kalmış, Kırmlıların lideri. Tabi gidenlerin Avrupa'daki hayatlarında ekonomik yönden onları hayatlarını kolaylaştıracak yeni bir kapı açılmış. O da Polonya'nın kurduğu Promete Teşkilatı. İşte Polonya'nın o zamanki lideri Maraşal Piłsudski, işte düşmanımın düşmanı dostumdur ilkesine harekete geçerek Promete Teşkilatı vasıtasıyla Rusya'ya muhalif olan Rusların dışındaki bütün mazlum milletlerin önderlerini bünyesinde toplayacak teşkilatı kurmuş, para vermiş ve bunlar vasıtasıyla yayın yapmalarını sağlamış. İşte bu parayla Ayaz Saki Bey 1929 yılından itibaren Yana Milli Yol, Mustafa Çokayoğlu bildiğiniz gibi Yaş Türkistan, Resulzade 36'dan sonra Kurtuluş, bunlar hep Almanya'da çıkan dergiler. Türkiye'de Osman Kocaoğlu ve Zeki Veli Tokan Yeni Türkistan dergisini çıkarmışlar. 1930'da Romanya'da yayına başlayan Emel Mecmuası yine Promete parasıyla çıkan yayın organları ki hakikaten biz bu teşkilata çok şükran borçluyuz. Çünkü bu yayınlar Sovyet sonrası dönemde buradaki Türk aydınların geçmişlerini öğrenme bakımından en önemli başvuru kaynakları olması bakımından çok değerli birer koleksiyon. Bunların bugün tabii yeniden neşriyatların yapılması, tıpkı basımlarının yapılması lazım. Ama çok az örneği var. Yavaş yavaş ilerleyen zaman içinde bunların da yayınlanacağını ümit ediyoruz. Ahmet Bey hatıratında da bahsettiği gibi 1935'teki Tarih Coğrafya Fakültesi'ne yazılmış. Kısa süre devam etmiş. 1936 yazında Reşit Rahmeti Arat'ın yardımıyla Humboldt Vakfı'nın sağladığı bir bursla kısa süreli dil öğrenmeye Almanya'ya gitmiş. Bu tabi sadece ona sağlanan özel bir hak değil. Elimizde onunla beraber dil kursuna giden çok sayıda Türk öğrencinin ismi var. Bunlar hakikaten o zaman Türkiye'nin krema tabakası ve bu dönenlerin büyük çoğunluğu Türkiye'de akademik kariyer yapmışlar ve kamuda en üst görevlere çıkmışlar. Bunların isimlerinin kitabında saymış Ahmet Bey. Berlin'e gittiği zaman Temmuz ayında, 36 Temmuz'unda Saadet ve Taha Çağatay'ların evlerine gittiğini söylüyor Ahmet Bey. Evlerinde tanışmış, onlarla o zamana kadar hiç yüz yüze görüşmüyor ama onların varlıklarından haberleri var. Yine Ekim 36'da Ayaz Bey'le Berlin'de tanışmışlar. Ayaz o zaman Varşova'yla Almanya arasında gelip gidiyor. Esas ikametgah merkezi Varşova ama dergi kızı vasıtasıyla Berlin'de çıktığı için uzaktan da olsa dergiyle meşgul oluyor. Bu arada Ahmet Emir Bey'in yanında beraber götürdüğü paranın azalması ile ilgili bir geçim sıkıntısı başlamış ve Çağataylar ona Yana Milli Yol dergisinde çalışmayı teklif etmişler. Ama daha önce Fuat Kazak derginin mali durumunun iyi olmadığını ve düzenli para verilemeyeceğini hususunda kendisini uyardığı için ilk başta biraz kabul etmiş ama sonradan dergiden uzaklaşmış ve aralarında kırgınlık olmadan onlarla dostluklarını gerek Almanya'da gerek Türkiye'de devam ettirmiş ve 36'da yabancı ülkeleri öğrenme yüksekokulu'na Almanya'da aynı çalıştığı üniversitede Tatarca rektörü olarak görev almış. Bu da onun yüksek öğrenimini sıkıntı çekmeden tamamlamasına mali yönden büyük destek sağlamış. 1939'da doktora tezini belirlemiş. 41'de doktora imtihanına girmiş ama işte doktorası da biliyorsunuz Türk dili konusunda hocalarımız onun ilmi yönünü anlattılar. Bu arada Almanya'da Berlin Türk Talebe Cemiyeti var. Bu cemiyete herkes, Almanya'da bulunan bütün öğrenciler ve Türkiye'den gidenler, yine muhtelif Türk Cumhuriyetlerinden gelenler toplanıyor. Muhtelif resimler var, grup resimleri oralarda. Bunlarda pek Ahmet Emir Bey'i göremiyoruz ama kendisinin oralara devam ettiğini söylüyor. Kızı söylemedi ama hatıralarında her cumartesi öğleden sonra Abdurrahman Şefi Almas Bey'in evlerine gittiğini söylüyor. Çünkü onlar çok varlıklı bir aile. Çok lüks bir evde oturuyorlar. Hanımı çok iyi yemekler yapıyor. Dolayısıyla orada herhalde memleket hasretini bir ölçüde giderip aynı kültürden gelen insanlarla beraber olmanın zevkini tatmış olabiliyor. 1941'de Almanya ile Rusya savaşa başladıktan sonra savaşın gidişatı değişmiş ve muhaciretteki Türk liderlerde acaba Rusya'nın yenilmesi sonucunda tekrar eski ülkelerinin bağımsızlıklarını kazanabileceği ümidi doğmuş. Ve bu bakımdan bazı yeni siyasi faaliyetler başlamış oluyor. Tabii savaşta Almanya çok süratli hareket ederek Rusya'yı çok değişik cephelerde dize getirerek kendisinin önceden öngörülmeyecek derecede yüksek sayıda esir aldığını biliyoruz. Tabii bu esirlerin muhafazası, beslenmesi, yedirilmesi, sevki çok büyük problem. Büyük sıkıntılar var. Geçen rahmetli olan Cengiz Dağcı hatıralarında esirlerin hangi şartlarda barındığını, o Rusya'nın çok şiddetli soğuğunda eski bir tuğla fabrikasının çatısı delik duvarları arasında soğukta birbirlerine sokularak aç bir ilaç günlerce kaldıklarını ve her gün sabah donmuş olan, donarak ölen esirlerin aralarından toplanarak kampın bir kenarında adeta cesetten bir duvar meydana getirildiğini çok ironik bir üslupla anlatıyor. İşte o zaman Türkiye'deki bazı siyasi liderler Almanya'yla gidip geliyorlar, görüşüyorlar. Muhtelif araştırmalar var. Bu araştırmalarda bazıları tabii işe sahiplenmiş, ilk defa fikrin kendilerinden çıktığını ileri sürüyorlar. Bu Rusya'dan esir alınan askerler arasından bir Türkistan Lejyonu kurulması fikri. Bunu emekli General Hüseyin Emir Erkilet'in düşüncesine bağlayanlar var. Enver Paşa'nın kardeşi Nuri Bey'in fikrine bağlayanlar var. Ama her ne şekilde olursa olsun Almanya demek ki bu işe de biraz yatkın olmasından dolayı böyle bir çalışmanın yapılmasını kararlaştırmışlar. Ve Ahmet Emir Bey'i de esir kamplarını ziyaret edecek heyette görev almak üzere davet etmişler. Ve o da hatıratında bu davete kabul ettiğini belirtiyor. 1941 Ağustos'unda ilk komisyonda Ahmet Veli Bey ile beraber Veli Kayyumhan, Kafkasyalı Ali Han Kantemir, Azerbaycanlı Mehmet Bey, 27 ve 28 10 Ekim tarihleri arasında 3 ziyarete katılmış. Bu ziyaretlerin en büyük riski tabii merak var. Merakın birincisi, acaba yeni gelen esirler de ne gibi bilgiler var? Çünkü o zaman Sovyetler henüz demir perde germemişler ama içeriye giriş çıkış son derece sınırlı. Bilgi almak çok fazla mümkün değil. Dolayısıyla bu esirlerden, bilhassa onlardan eğitimlilerle görüşmek suretiyle çok yeni bilgilerin alınabileceği düşünülmüş. Tabii siyasi önderlerin bir de akıllarının ucundaki şu, acaba bu esirler bizim isimlerimizi unuttular mı, bizi hatırlıyorlar mı? Mesela Resulzade en azından bunu düşünmüş olmalıdır. Yani biz aradan geçen 20, 38, 40 yani 20 yıllık süreçte adımız unutuldu mu? Yeniler bizi tanıyor mu, tanımıyor mu? Bunları muhakkak düşünmüş olmalılar. Ahmet Emir Bey 60 Yıl Almanya kitabında 3 gezide 15 esir kampını dolaştıklarını ve bu ziyaretlerin sonucunda izlenimlerini yerel halklar arasında ilişkiler, Ruslarla ilişkiler, toprak konusu ve iktisadi durum hakkında tutum, Bolşevizme karşı tutum, din meselesi, esirlerin fiziki yapısı, istekleri başlıklarıyla tasnif ederek bir rapor yazmış. Bu raporu kitabında var. Gerçekten son derece sistematik bir rapor. Çok iyi düzenlenmiş ve orada hem tespitlerini hem de sonuçta şahsi düşüncelerini belirtmiş. Bir kendine görevlenen makamlara bir çıkış yolu, bir yol haritası çizmek gayesiyle bu raporu düzenlemişler. Tabii bu gezilerde yine Almanların zoruyla Fransa'daki Paris'te bir banyoda yaşayan Mustafa Çakoyoğlu da Almanya'ya getirilmiş o zaman zorla, istek dışında. O da bu kafilelere katılmış. Çakoyoğlu da herhalde aynı meraka sahip olduğu için önceden uyarılmasına rağmen esirlerle çok yakın ilişkide bulunmuş. Onların yanına kadar yaklaşmış ve sorular sormuş. Ben Çakoyoğlu'nun bu ziyaretlerinde yaptığı, hazırladığı bir defteri gördüm. O da defterde işte esirin yaşını, eğitimini, ismini, kısaca notlarına yazmış eski Türkçe. Bazı tespitler yapmış ama işte bu ziyareti sırasında tifüs mikrobu kaparak 27 Aralık 1941 tarihinde Berlin'de bir hastanede vefat etmiş. Tabii Çakoyoğlu'nun ölümü konusunda da çok değişik şeyler var, görüşler var. Bazıları Almanya'nın fikrini kabul etmediği için esirlerle ilgili veya kurulacak Türkistan Lejyonu ile ilgili Alman makamlarının kendilerine daha yakın gördükleri, her sözünü, her sözlerini itirazsız yerine getireceklerini düşündükleri Veli Kayyumhan'ı onun yerine ikame etmek üzere onu tasfiye ettiklerini iddia edenler var. Bu iddia sahipleri Çakoyoğlu'nun Türkiye'ye gelen çok yakın mesai arkadaşları Tahir Şahatay, Abdülvahap Oktay bu görüşteler. Ama bazıları da normal işte hastanede doktorun verdiği raporda yayınlanmak suretiyle normal rahatsızlığa dayalı bir ölüm olduğunu ileri sürenler var. Ama her ne şekilde olursa olsun tarih burada hükmünü oynamış ve hakikaten Türklerin ondan sonraki geleceği biraz değişmiş. Almanya bu arada lejyonu kurma fikriyle beraber siyasi önderleri de davet etmiş. Muhtelif yerlerde yaşayan, onlarla fikir alışverişinde bulunarak bir nabız yoklaması yapmış Alman makamları. Bu davete Bükreş'te yaşayan Mehmet Emin Resulzade katılmış. Çünkü Resulzade'nin o zaman pasaport problemi vardı. Dolayısıyla Türkiye'ye gelememişti. 39'da Lecistan işgal edildiği zaman Bükreş'te büyükelçi olan yakın dostu Hamdullah Sübhü Tanrıver onu orada misafir etmiş ve savaşın sonuna kadar onun eşiyle beraber iaşesini, her türlü masrafını karşılamayı taahhüt etmiş ve orada barınmalarına imkan tanımıştı. Bir de Ayazi Saki ve Cafer Seyyid Ahmet Kırmer Almanlara davetine katılmamışlar. Kırmer kendisi gitmemiş ama iki yakın mesai arkadaşı Müstecip Ülküsal ve Mustafa Edige Kırmalı Almanya'ya göndererek oralarda siyasi müzakerelerde bulunmalarına imkan hazırlamış. Tabii bunlar Almanya'ya çok sıcak bakmıyorlar ve bakmadıklarında da haklı oldukları görülmüş. Çünkü Almanlar işgal ettikleri eski Türk topraklarında yeniden bağımsız birer devlet, Türk devletleri kurulması fikrine son derece uzak. Oraları tamamen kendi sömürgeleri altında yeni bir idari yapılanma fikirleri var. Bunun en canlı örneği de Kırım işgalinde göstermişler. Ve Kırım'da o kadar müstevi, çok sert ve yerli halka baskı uygulamışlar ki komünizmden nefret eden birçok Tatar komünist Ruslarla beraber dağa çıkarak gerilla faaliyetiyle Almanlara karşı mücadeleye başlamış. Yani kendilerine yakın olabilecek Tatarları bile uzaklaştırıcı bir siyasi politika onların bu ülkedeki belli bir süre olan işgal dönemini sıkıntılı geçmesine sebep olmuş. Ahmet Bey'in Almanya hayatı ile ilgili kendi kitabından ziyade Müstecip Bey'in kitabında çok önemli bilgiler var. Bu 60 yıl Almanya kitabı basılmadan önce Ahmet Bey beni ziyarete gelmişti iş yerime. Ben kitaptan bahsetmiştim. Kitabı görmediğini söyledi ve bendeki örneğini alarak fotokopi yapıp hemen bana iade etti. Aslında kitap, Müstecip Bey'in kitabı 1941-42 Berlin Seyahati ve Kırım'ın Kurtuluş Davası. Kitap önce Emel dergisinde, İstanbul'a çıkan Emel dergisinde tefrika edilmişti. Daha sonra kitaphaneye getirilmişti ama çok dağıtımı yapılmadığı için biraz da Ahmet Bey'in artık yaşlılık dönemi, piyasadaki literatürü çok yakından takip etmediği dönem olduğu için kitaptan fazla haberleri olmamış. Müstecip Bey orada demek ki günü gününe not tutmuş ziyaretiyle ilgili o Almanya seyahatinde. Çok canlı örnekler var. Almanya'daki siyasi muhaciretin gruplaşmasını, parçalanmasını anlatıyor. Çünkü o dönemde Halimcan İdrisi dediğimiz gibi Alman Dışişleri Bakanlığı'nda görevli, son derece otoriteli, yetkili. Halimcan İdrisi'nin en büyük özelliği de Mustafa Çakoyoğlu'nu hiç sevmiyor. Resulzade'yi sevmiyor, Togan'ı sevmiyor, Hüseyin Emir Erkilet'i sevmiyor. Bunlara adeta düşman, Ayazisaki'yi sevmiyor. Bunlara düşman bir yapıda. Dolayısıyla bunlarla ilişki olan herkesi karşısına alacağını zaten önceden tekrar etmiş, beyan etmiş. Dolayısıyla Müstecip Bey ve Edige Bey Çokayoğlu'nun cenaze merasimine katılamamışlar. Çünkü Halimcan İdrisi oraya giderseniz demiş, benden hiç yardım göremezsiniz. Yani bu kadar da net düşüncelerini söyleyebilen bir adam. Ülküsal'ın notlarında Ahmet Bey'le buluşmaları, beraber yemek yemelerini anlatıyor. Kendi kitabında bu kadar çok canlı kayıtlar yok. Yine Çokoğlu'nun cenaze merasimine katılmamalarına rağmen onun ölümünden sonra yapılan bir merasime, anma merasimine katılmalarını Müstecip Bey hatıratında anlatmış Humboldt Kulübü'nde. Bu 8-1-1942 tarihinde yapılmış. Bu merasime Ahmet Bey'in kendisi de katılmış. Bu şeyden, notlarından bunu görüyoruz. Tabii savaş başlayınca 39'da Almanya'da yaşayan, işte eğitim gören insanlar yavaş yavaş Türkiye'ye gelmeye başlamışlar. Çünkü savaşın geleceğinin ne olacağı belli değil. Türkiye onlara kucak açmış. İşte bunun üzerine 39'dan itibaren Saadet Tahir Bey, Abdülvahap Bey, Ahmetcan İbrahim Okay, Ali Said Ankara, Mecid İbrahim Okay, İbrahim Yarkın Türkiye'ye gelerek üniversitelerde görev almışlar. Ahmet Emir Bey işte kaldığı evin bombalanması üzerine ve askerlik döneminin yaklaşması üzerine 15 Ekim 43'te İstanbul'a hareket etmiş ve buradaki hayatı başlamış. Kendi hatıratında bahsetmemekle birlikte yine Gamalaç ile Kızıldız arasında isimli eserindeki Alman araştırıcı Patrick Wonzer Mühlen, Temir'in Türkistan Milli Birlik Komitesi lideri Veli Kayımhan'la bir liderlik mücadelesine girdiğini kaydediyor. Tabii Veli Kayımhan o zaman Çokoyol'un ölümünden sonra Almanlarla çok yakın teması olan, çok güçlü, hatta aslında kendisinin hanlıkla alakası olmamasına rağmen sonradan Sunni bir han lakabı alarak adeta bir nevi kraliyet gibi bir tavır içine girdiği ifade ediliyor. Buna karşı Ahmet Bey de bir liderlik mücadelesine girişmişti. Tabii hatıratında bununla ilgili bir kayıt yok. Ama bunu kaybettiğini söylüyor Mühlen. Mühlen'in kitabı biliyorsunuz Türkçe'ye tercüme edildi. Çok bu dönemle ilgili en önemli birinci derecede kaynaklardan bir tanesi. Lejyonlarla ilgili Türkiye'de çok az. Mesela Kazan'da İskender Gilyazoğlu'nun bir kitabı neşredildi. Azerbaycan'da 2-3 tane kitap var. Kazakistan'da kitaplar var. Bu arada Türk lejyonları dışında biz sadece önceleri sadece Türkistan Lejyonu'nun varlığından haberimiz vardı. Aynı zamanda General Vlasov komutanlığında Rus esirlerden de bir Rus lejyonu kurulduğunu biliyoruz. Vlasov'la ilgili de birkaç tane ben Rusça basılmış kitap gördüm. Yani bu konular Batı'da ve diğer Türk Cumhuriyetlerinin bulunduğu yerlerde çok merak konusu, öğrenilmeye çalışılıyor ama en doğru ve en sahih malumat İskender Gilyazoğlu'nun kitabında. Çünkü İskender Bey iyi Almanca'ya vakıf olduğu için Almanya'daki kaynaklara bizzat gidip yerinde incelemiş ve görme imkanı bulmuş. Ahmet Bey'in Almanya'daki çalıştığı dönemde bir de Tatar Lejyonu'nun çıkardığı İdil Ural gazetesi var. Bu gazetede de meşgul olduğunu biliyoruz ama ben bu gazetenin bütün koleksiyonunu görmediğim için şahsen burada kendi imzasıyla yazısı olup olmadığını çok fazla tabii inceleme, takip etme imkanım olmadı. Bu tesadüfen elime geçen bir nüshası. Ama İskender Gilyazov bunun tamamını görmüş. Yine Yara Milli Yol'un elimde bir nüshası daha var. Almanya'da çıkan bunlar. Bu dönemle ilgili daha ben birçok eserin basılabileceğini düşünüyorum. İleride tabii daha akademik olarak, duygusalın ötesinde daha mantıklı bir lisanla bunlar ele alınacak, tartışılacak. Ahmet Bey, Almanya 60 Yıl Almanya kitabında eski dostlarıyla alakalı da bazı bilgiler veriyor. Evet. Konuşmamın hemen hemen sonuna geliyorum. Ayaz İshaki ile ilişkileri, kitapta da resimleri var. Birkaç yazısı da var Ayaz İshaki ile ilgili ama mesela Ayaz İshaki ile ilgili doğumunun 100. yılda 1979 yılında basılan kitaba Ahmet Bey bir yazıyla iştirak etmemiş. Tabii bunun da çok fazla sebebini bilmiyoruz. Benim kendisiyle ilişkim son derece sınırlı oldu. Yaşlılık dönemiydi. Ama muhakkak çok bilgili bir insan olduğu, zaten herkesin üzerinde birleştiği bir husus. Duygusallıktan öte çok mantıklı bir yapısı vardı. Bir de psikolojik olarak katiyetle görüşmelerinizde onun ruh haline nüfuz etmek mümkün. değildi. Mesela ben 60 yıl Almanya kitabı ile ilgili 2000 yılında toplumsal tarihte bir değerlendirme yazısı yazmıştım. Aslında o yazı sadece Ahmet Bey'in kitabı esastı ama bir noktada bu siyasi muhaciretin bir genel icmali olarak düşünmüştüm ben. O yazıyı kendisine vermedim ama bir şekilde haberi olmuş. Bir akşam beni telefon etti ve teşekkür etti yazıdan dolayı. Aslında ben yazımın sonunda biraz kendisini de eleştirmiştim. Şöyle, şu yönden eleştirmiştim. Tabii nezaketli bir üslupla. Ahmet Bey bildiklerinin ancak benim şahsi kanaatim, en azından Almanya dönemi ilgili, vakıf olduklarının bence %10'unu ancak kitaba geçirmişti. Çoğunu hep kendine sakladı, yazılı hale getirmedi ve beraberinde götürdü. Aslında yazması lazımdı. Çünkü bu dönemle ilgili duygusallığın ötesinde çok mantıklı ve bilimsel yönden çok önemli bir kaynak özelliği taşıyabilecekti ama nedense yazmayı uygun görmemiş. Tabii o da onun takdiri. O konularda bizim ona çok fazla söyleyecek bir hususumuz yok. İlginin çok zayıfladığı dönemimizde insanlar annelerin, babaların hatıralarına çok fazla sahip çıkmıyorlar. Evlerinin bir köşesinde onların metrikatını muhafaza etmiyorlar. Yine bir Türkistanlı İbrahim Yarkın Bey'in de maalesef üzülerek onu da belirtmem lazım. Bazı kitaplarını ben satın aldım yani. O da düşmüş. Onun da kağıdı küreği sokağa düşmüş. O bakımdan Ahmet Emir Bey şanslı. Hepinize teşekkür ederim. Sözlerime başlamadan önce bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Yani Ahmet Demir'in 100. yaş gününün Öğretmenler Günü'ne denk gelmesi güzel bir tesadüftür diyorum. Bugün gazetede bir yazı okudum öğretmenlerle ilgili, bir profesörün yazdığı yazı. Şimdi öğretmenleri 4 kategoriye ayırmış. Kimi öğretmenler anlatır, iyi öğretmen açıklar, usta öğretmen gösterir, büyük öğretmen ilham verir demiş. Ahmet Demir de ilham veren öğretmenlerdendir ki bugün burada toplanmamız ve onun yaş gününü kutlamamız bunun bir sebebidir diye düşünüyorum ve herkesin öğretmenler gününü kutluyorum. Kayıyor. 1552 yılında Kazan Hanlığı Korkunuş Ivan tarafından işgal edildikten sonra İdil-Ural bölgesi Türkler için zor günler başlamıştır. İktisadi yağma, dini ve siyasi baskılar bölgede birçok ayaklanmanın patlak vermesine neden olmuştur. Zorla Hristiyanlaştırma yoluyla Ruslaştırma siyaseti bilhassa 18. yüzyılda doruk noktasına ulaşmıştır. Gün geçtikçe Rus zulmü daha da artmıştır. 1897 yılında Çarlık Rusyasında yapılan genel seçim sonrası ortaya çıkan ayaklanmalar sonucu İdil-Ural Türklerinin büyük bir kısmı sürgün edilmiş, işkenceye maruz kalmış ve zindanlara atılmıştır. Rus zulmüne daha fazla dayanamayan bölge halkı Türkiye'ye göç etmek için kolları sıvamıştır. Osmanlı Devleti kardeşlerine kucak açmış, onlar için güvenli bir liman olmuştur. 19. yüzyıl sonlarında Türkiye muhaciret edenler ayrı köylere yerleşmiştir. Eskişehir'nin Osmaniye Kuruköy, Kütahya'nın Efendi Köprüsü köyü bunlardan bazılarıdır. 1917 Şubat ve Ekim devrimlerini İdil-Ural bölgesi Türkleri de büyük bir heyecanla karşılamış, umut bağlamıştır. Fakat bu umutlar çok zaman geçmeden suya düşmüştür. O yıllarda da bölgede yaşayan birçok aydın Türkiye'ye göç etmek zorunda kalmıştır. Bunların bazıları siyasi nedenlerden, bazıları hak ihlallerinden dolayı Türkiye'yi seçmiştir. Türkiye'ye sığınanlar arasında Zeki Velidi Tuğan, Ayaz İshaki, Sadri Maksudi Arsal, Abdullah Battal Taymaz, Akdas Nimet Kurat, Abdülkadir İnan bunlardan bazılarıdır. Türkiye bu aydınlar için ikinci vatan olmuştur. Resmi olmayan rakamlara göre Türkiye'de 25.000 Kazan Tatarı ikamet etmektedir. Temel haklarından birisi olan eğitim hakkından yoksun bırakılan Ahmet Demir de ailesinin onayını alarak 1929 yılında Türkiye'ye kaçmak zorunda kalmıştır. Sovyetlerden kaçan herkes düşman ilan edilmiştir. Bu insanların atları, yazarların hem atları hem de kitapları yasaklanmıştır. Kazan Tatarları Türkiye'de yaşayan aydın ve yazarlarla ilgili uzun yıllar haber alamamıştır. Ancak 1990'lı yıllarda Sovetler Birliği'nin çökmesiyle birlikte yasaklar kaldırılmış, demir perde kalkmıştır. Yasaklanan aydınlarının adları ve eserleri tek tek vatanına dönmeye, onlarla ilgili yazılar yazılmaya, araştırmalar yapılmaya başlanmıştır. Örneğin, Tatar yazar Ayaz İshaki'nin Zindan adlı oyun ve hikayelerini seçmeleri 1991 yılında Kazan'da yayınlanmıştır. O tarixdən sonra İshaki'nin hayatı ve eserleri ile ilgili birçok kitap, cilt eserleri yayınlanmış, Tataristan Yazarlar Birliği tarafından İshaki ödülü verilmeye başlamıştır. Fakat Ahmet Timir'in adı pek ağza alınmamış, eserleri yayımlanmamış hakkında birkaç yazı dışında onunla ilgili hiçbir çalışma yapılmamıştır. Bunun sebebi Ahmet Timir'in sadece Sovetlerden kaçmasıyla ilgili değildir. En önemli neden 2. Dünya Savaşı yıllarında Ahmet Timir'in Almanların Doğu Bakanlığına bağlı oluşturulan İdil-Ural Legionu'nda çalışmasıdır, yani neden siyasidir. 2. Dünya Savaşı yıllarında Almanlarla işbirliği yapanlar bugün de Rusya için düşmandır. Bundan dolayı Ahmet Timir'in ne adı duyulmuş, ne de kitapları yayınlanmıştır. Ahmet Timir 1929 yılında ayrılmak zorunda kaldığı vatanına bir daha geri dönememiştir. 1990'lı yıllarda yurt dışında yaşayanların büyük çoğunluğu Tataristan'a gitmiş, fakat Timir defalarca davet etmelerine rağmen gitmemiştir. Davet edenlerin bazıları küsmüş, bazıları kırılmış Ahmet Timir'e davetlerini kabul etmediği için. Bazı çevreler ise Ahmet Timir'in bu durumunu korkaklık, cesaretsizlik olarak adlandırsalar da işin aslı hiç de öyle değildir. Sovetler Birliği çöktükten sonra haberleşme imkanı doğmuş, Ahmet Timir ailesiyle ilgili haberleri o yıllarda almıştır. Timir'in Türkiye'ye kaçışından sonra ailesi darmadağın olmuş, yaşadıkları yerden taşınmak zorunda kalmıştır. 1938 yılının 15 Şubat tarihinde Ahmet Timir'in babası Reşit Yarulin, casus, kontrrevolüsyoner gibi suçlardan Stalin tarafından idam edilmiş, ayrıca aynı gün aralarında ünlü Tatar tarihçisi olan eniştesi Hadi Atlas'ı olmak üzere toplam 9 kişi kurşuna dizilmiştir. Ailesiyle ilgili aldığı bu üzücü haberler Ahmet Timir'i derinden etkilemiştir. Durum böyleyken Ahmet Timir Tataristan'a nasıl gidebilir, nasıl güvenebilir? Güvenemez tabii ki. Dönem değişmiş, fakat devlet başında oturanların komünist olduklarını, zihniyetin değişmediğini iyi bilmiştir Timir. Gitseydi dönemeyebilirdi. Ahmet Timir daha 17 yaşından itibaren insanlara temkinli davranmayı öğrenmiş, oraya mesafe koymasını bilmiştir. Toy delikanlıyken tek başına hayatta kalmayı başarmış olan Ahmet Timir, hayat üniversitelerinden geçerek deneyimli bir insan olmuştur. Hayat tecrübeleri onu yanıltmamış ve o doğduğu toprakları bir daha görmemek bahasına da olsa Tataristan'a gitmemeyi seçmiştir. Ahmet Timir'in Türkiye'ye kaçışından sonra Tatarların hayatında neler değişti? Değişen tek şey Ahmet Timir'in doğduğu 400 haneli Elmet köyü eskiden bükülmeye bağlıydı. Bugün ise Elmet büyük bir petrol şehri, 10 Ağustos 1930'dan beri il merkezidir. Yüz ölçümü 2515 km² olan 34300 nüfuslu Elmet iline bağlı 29 ilçe bulunmaktadır. Ahmet Timir'in yetim hakları elinden alınmıştı. Bu durum bugün de değişmemiştir. Sadece devir ve yönetiminin değişmesiyle zihniyet değişmez. Eskiden sınıf ayrımı varsa, günümüz Rusiyasında millet ayrımı yaşanmaktadır. 1926 yılında okulu ailevi nedenlerden, menşei proletar olmayanlardan temizleyen komünist yönetim bugün yok, tarih oldu. Günümüzde ise yalnız eski zenginler, din adamlarının çocukları değil, tüm Tatarlar hedef altındadır. 2 Aralık 2007 tarihinde Putin'in imzaladığı 309 nolu kanun gereği Rusya Federasyonu kanunlarından milli komponent çıkarılmış ve ana dilde eğitim yasaklanmıştır. Ahmet Timir'in Türkiye'ye kaçışının 83-ci, sonsuzluğa yürüyüşünün 9-cu ve yıl doğumunun 100-cü yılında Ahmet Timir Dönüş, Ahmet Timir Vazvrasheniye kitabı ile tekrar milletinin vatanının huzurundadır. Kitap bu, böyle göstereyim. Ahmet Timir artık toy bir delikanlı değil, kocaman bir çınardır. Yasaklara, idamlara rağmen milleti Ahmet Timir'i unutmamış ve unutulmasına, yok olup tarih sayfalarına karışmasına da izin vermeyecektir. Milletler, milli ruhlu fidakar insanların omuzlarında yaşar. Ahmet Timur Dönüş kitabı, Ahmet Timur'un hemşerisi, Tataristan Gazeteciler Birliği üyesi, bölge tarihçisi Roza Abzalova Salmanova'nın girişimi ve gayretiyle hayat bulmuştur. Kitabı derleyen Roza Hanım tüm kareleri bir araya getirerek kitabın yayınlanması için yoğun çaba harcamıştır. Milliyetçi şirket sahipleri Roza Abzalova Salmanova'nın istekini desteklemişlerdir. Kitap Kozan'da yaz yayın evinde 1000 adet basılmıştır. Roza Abzalova Salmanova kitabın sonuç kısmında şu satırlarını yazmıştır. Bu, Ahmet Timur'un Vatanı Tataristan'da yayınlanan ilk kitaptır. Bizim amacımız Tatar dünyası semalarındaki buzları çözmek, kaybettiğimiz mirasımızı milletimize yeniden kazandırmaktır. Ahmet Timur'un bilimsel çalışmalarının ileride de çevirip yayınlanacağını umuyorum. Ve biz milletimiz ve hemşerimiz Ahmet Timur'la gururlanabileceğiz. 200 sayfada ibaret olan bu kitabın önemli kısmını 1993 yılında Türk Kültürü Araştırmaları dergisinin Ahmet Timur'a armağan ettiği sayısında yer alan Ahmet Timur'un kendi kaleminden hayat ve eserler oluşturmaktadır. Ahmet Timur'un bu eserini Zülfiye Kadir Türkçeden Rusça'ya çevirmiştir. Ahmet Timur'un kendi kaleminden hayatı, doğum yeri, ailesi ve şeceresi, ilk ve orta tahsil, Türkiye'ye kaçış başlıkları altında toplanmış olup, Ahmet Timur'un eserleri ve eserlerinin bibliografisine yer verilmiştir. Ayrıca Timur'un eserlerinin bibliografisinin Türkçesi de mevcuttur. Ahmet Timur Dönüş kitabında Roza Abzalova Salmanova'nın Köklerimiz Rusça, Köklerimiz Mekke Medine'deymiş Tatarşa, İdil Ural Varisları Tatarşa adlı yazılar bulunmaktadır. Roza Hanım Köklerimiz başlıklı yazısında geçmişin ve tarihin öneminin altını çizerek şöyle demiştir. Her insan kim olduğunu, nereden geldiğini, köklerini, ecdatlarını bilmelidir ki tüm bunlar insanın temelidir. Soyunu ve geçmişini bilmeyen, temeli sağlam olmayanlar kıblesi olmayan insanlardır. Ecdatlarımızın kendi milletinin, ülkenin tarihini, içtimai hayatını öğrenmek, araştırmak her bireyin görevidir. Nesillerin geçmişi, milletinin tarihini yansıtmaktır ki, ülkenin kaderi ise tarihin ta kendisidir. Ancak kendi kaderini tayin edebilen, kendi tarihini bilenler güçlüdür. Kitapta filozof Azat Axunov'un 2002 yılında Ahmet Timur ile yaptığı özgürlüğü seçti fakat vatanını kaybetti Rusça, Rus dilinde bizi, başlıklı söyleşi de yer almaktadır. Söyleşi Ahmet Timur'un şeceresi, yeni vatandaki başarıları, Almanya'daki eğitimi ve hayatı, Tatar esirleri ve çalışması, Ahmet Timur ve Musa Celil, 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki hayatı ve bilimsel çalışmaları, Ahmet Timur'un hayatının son yıllarındaki çalışmaları gibi bölümlerden ibarettir. Gerçekleştirdiği söyleşi sırasında Ahmet Timur'un ruh halini Axunov şu satırlarla dile getirmiştir. Ahmet Bey'in vefatından 1 yıl önce onun Ankara'daki dairesinde gerçekleştirdiğimiz söyleşi, onun doğduğu köyü Elmet hakkında sorularıyla başladı. O her şeyi merak ediyordu. Çevrenin nasıl değiştiğini, köyün civarındaki orman, nehirlerin durumunu, bilgin heyecanını gizleyemiyordu. Onun nefesi daralıyor, konuşurken Tatarçadan Türkçe'ye geçiveriyordu. Biraz soluklanmak ve ilaç almak için zaman zaman yatak odasına gidiyordu. Daha o zaman Ahmet Timur'un hasta olduğu belliydi. Dinleyecek bir sözü yoktu. Yıllar kovalamış, Ahmet Timur yaşlanmış, o sırada ona 90 yaştı ve bu ünlü Tatar ömrünün sonuna doğru yaklaşıyordu. Yeni vatanda büyük başarılar elde eden Ahmet Bey, doğup büyüdüğü toprakları bir daha asla göremeyeceği, çocukluğunda duyduğu nehrin çağıltısını hiçbir zaman duyamayacağı için acı çekiyordu. Ahmet Timur Dönüş kitabı Tatar tarihi ile ilgilenen geniş okuyucu kitlesine hitap etmektedir. Bir tesadüf müdür bilinmez, bu kitabın tanıtımı 16 Mart 2012 tarihinde Tataristan'ın Bögülmə şehrinde gerçekleşen ünlü Tatar tarihçisi, siyasetçi ve eğitimci Hadi Atlasi ile ilgili konferansta yapılmıştır. Hadi Atlasi, Stalin devri kurbanı, Ahmet Timur ise Sovetler tarafından eğitimi yasaklanıp Türkiye'ye kaçmak zorunda kalan birisidir. Bögülmədə konferansta Sovetlerin düşmanı, iki Tatar milliyetçisi bir araya gelmiştir. Görünen o ki, Kozan Tatarları gerçek milli kahramanlarını unutturulmasına izin vermemekte, çeşitli yollarla tarihte gerçekleri su yüzüne çıkarmaya devam etmektedir. 1990 yılında ben otobusla Elmat üzerinden Bugülme şehrine gitmiştim. O yıllarda Ahmet Demir'in varlığından bile haberim yoktu. Adını dahi duymamıştım. Bilseydim merak eder, araştırırdım. Kim bilir, Bugülme şehrinin sokaklarını gezerken Ahmet Demir'in geçtiği yollardan, sokaklardan geçmişimdir haberim olmadan. O zaman daha Ahmet Demir'in adı bile vatanına dönmemişti. Geç de olsa Ahmet Demir dönüş kitabı ile milletine kavuşması sevindirici bir olaydır ki, bunun devamı da gelir kanaatindeyim. Ahmet Demir, şartlar ne olursa olsun milletine hizmet etmiş milliyetçi bir şahıstır. Ahmet Demir açılmamış, okunmamış bir kitap gibidir. Açılıp okunması için araştırmacılarını beklemektedir. Ahmet Demir'in hayatı, bir köylü çocuğunun bilimin zirvesine ulaşmasının hayatıdır. Ahmet Demir'in bir taraftan amacına ulaşmış, Türkoloji alanında büyük başarılar elde etmiş, fakat diğer taraftan sözlerle ifade edilemeyen hasret ve özlem içinde geçen bir ömürdür onun hayatı. Ahmet Demir yalnız bilim adamı olarak değil, kişiliğiyle de örnek teşkil eden birisidir. Vakur duruşu ve ilkelerine bağlılığı ona bu saygınlığı kazandırmıştır. Son yıllarda Ahmet Demir'in vatanım diye adlandırdığı Türkiye'de de milletleşimizle ilgili hareketlenme vardır. Ahmet Demir'in vatanım Türkiye, Rusya, Almanya, Türkiye içkende memleket sevgisi ve hasretle şekillenmiş bir hayat hikayesi başlıklı kitabı 2011 yılında Türk Tarih Kurumu'nca yayınlanmıştır. Ulusal gazete ve internet sitelerinde Ahmet Demir'le ilgili yazılara rastlamak mümkündür. 2012 yılında Kazan'da Rus dilinde yayınlanan Ahmet Demir Dönüş kitabı başlıklı kitap da bunun devamıdır ki onun doğumunun 100. yıl dönümüne bir armağandır. Ayrıca Ahmet Demir'in Rusçadan çevirmiş olduğu Wilhelm Radulov'un Sibirya'dan adlı kitabının yayınıyla ilgili iki yayın evinden teklif gelmiş, birisiyle anlaşmaya varılmış, şu anda kitap yayına hazırlanmaktadır. Unutturmak ve unutmak isteyenlere inat olsun diye, Ahmet Demir bugün de eserleri ve fikirleriyle aramızdadır. Doğumunun 100. yıl dönümü Ahmet Demir'in hem baba ocağı olan Tataristan'da hem de vatanım dediği Türkiye'de kitap, yazı ve çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. Türk Kültürü Araştırmaları İnstitüsünün çatısı altında kuruluşlarından birisi ve başkanı olan Ahmet Demir'i doğumunun 100. yıl dönümünde anmak da bunun bir örneğidir. Tüm bunlar güzel bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. İleride günlerde milletleşimiz Ahmet Demir ile ilgili daha çok işler yapılacağı umudu içerisindeyim. Milli ruhlu ve milli canlı bireylerimiz var olduğu müddetçe Türk-Tatar ulusunun büyük evladı Ahmet Demir yaşamaya ve yaşatılmaya devam edecektir. Teşekkür ederim. Kaderli milletleşlerim, Türkiye kardeşlerim, arkadaşlarım, fikirdeşlerim, sizge Ahmet Demir'nin ana vatanından, Tataristan Cumhuriyetinden köp selamlar tapşırığa ruhsat ediniz. Sizin ruhsatınız bilen, men bu toplantıda Ahmet Demir'in ana dilinde, Tatar dilinde çıkış asarga dilim. Anasın hediyelerim de var Kazan'dan. Ana institutka hem Zeynep Hanım Bakşayışka inşallah tapşırımın. Ahmet Demir dünya kulem tanılgan galim. Ahmet Demir dünya kulem tanılgan tel galimi. Ol Türkiye, Altay, Mongol tilleri bilgisi, tarihçi, bik yaxşı publisist hem tercümeşi. Ol ana tili, Tatar tilinden tış, Türk, Kıtay, Mongol, Nemis, İngiliz, Fransız, Venger hem Rus tillerini yaxşı bilgen. Şul tillerde özünün fenni hizmetlerini yazgan. Ahmet Demir özünden son dünyaya 250'den artık fenni hizmet kaldırgan zor galim, professor. Ol Türkiye'de, Germaniyada, Mongoliyada, Altay halklarının burungu tarihi hem tilleri boyunca en abroylu galimlerden sanala. Bu illerde yartı asır boyu hizmetleri basılıp gele. Ama Ahmet Demir'ni en az bilgen, hem hizmetleri bütünlüğe basılıp çıkmagan il, ol Rossiya hem Tataristan. Bunun özünün siyasi sebepleri var elbette. Birinci sebep onun ısısırdan koşup gittiği olsa, ikinci zor sebep Ahmet Demir'nin ikinci bütün dünya savaşı vaktında Nemisler bilen hizmetleşlik ettiğinden. Şular sebeple ol bu ilinin düşmanı deyip ilan edildi, bir kaçanda tuğan yerlerine eğlenip kayta almadı, onun ismin tilge alığı tıyıldı. Hizmetleri bastırılmadı. Bar tek özgertip kuru yıllarındağına Tataristan'da Ahmet Demir'nin ismi tilge ala başladılar. Onun turunda az sanlı makaleler basılıp çıktı, ama öz hizmetleri tercüme edilmedi hem biri de dünya görmedi. Ahmet Demir zaatlı, uqımışlı Tatar gailesinde doğup üsken hem formalaşkan şahıs. Onun tuğan yağı hazırki Tatarstan'ın elmet tübege, milletke büyük küp ziyalı zatlarını, alimlerini, din ehlilerin birgen yaktı yak. Ahmet Timir Yarullin Ahmet Reşitulu özünün tuğan yılı itip 1912 yılını körsetse de, soňgy yıllarda tabılgan metrika yazmaları boyunca onun 1910 yılının 14-nji jaýaşynda 20-nji noýabrynda Elmet awalında tuubu bilgili. Ýagny ol özüniň ýaşyn bilgili bir sebäpler arkasında 2 ýaşga kişirek itip görsetken, bugün aňa %2 ýaş diýip äiterge kerek. Metrikalar şonu görseten. Üsmer hem gençlik yılları ağır Sovet çırına, Stalin diktatorası yıllarına doğru kilgen Ahmet bu ilde nıklı bilim ala almayı. 1925 yılda anı Bögülmenin başlangıç Urus mektebinden Mulla Malayı bulgan için kovup çıkaralar. Ol birneçe yıl üzliginden üde okırga mecbur bula. Ondan etisi kingeşi bilen alga taba bilimi alu için 1929 yılda Türkiye'ye kaçırga mecbur bula. Şuşu halbaki anı ölümden saklap kalgandır. Çünkü 30 yıllarda Elmet tübeginde ol bilgen bütün din ehillerin, Tatar ziyalıların kulga alalar hem küplerin atıp ötüreler. 1938 yılın 15 fevralinde onun atası Reşit Yarullin'i da Türkiye'ye şpiyonluk etken için deyip başka Tatar ziyalıları bilen birge atıp ötüreler. Türkiye Ahmet Timir'nin ikinci vatanına eylene, ulmunda bilim ala, fen dünyasına kile, galim olarak formulaşa. Ahmet Timir'nin Türkiye şurunda bir neçe etapka bölüp öğrenirge kerek. 1929-36 yıllar Germaniyaga kadar lüşür, 1943-1952 yıllar Germaniyadan soňgy şur, ondan sonra 52-nji, 71-nji, 80-nji yıllarda daimi rewişde Germaniyaga barıp leksiyalar okuw. 75-76 yıllarda Münhinde Azatlyk Radiosu'nda işlep aluw. Şulardan kalgan bütün gümürin Ahmet Timir Türkiye'de ötkere, fenga hizmet iten. Ahmet Timir'nin fenni hizmetlerine köşkenşe ol bilim algan oku yurtların sanab ötek. Ol oku yurtların sanab ötmü tizalarını yakşı bilesiz. Min anı alim olarak bir zor orunga koyam Ahmet Timir'ni. Ele Ahmet Timir'e teşinçe beye birilmegen, onun hizmetleri Ural tavlarından da biyik, İdil yılgasından da tiren, Kıpşak dağlarından da kengire Ahmet Timir'nin kitapları. Ama onun iki hizmetin ayrıca aytırga kerek. Onun birincisi Mongollarning Yashirin tarihi degan hizmetini terjime etүү, ikinci zor hizmeti, ol bir gina hizmet tugul, Wilhelm Friedrich Ratliff'ning Из Сибири degan hizmetin Rusçadan Türkçege terjime etүү hem Ratliff'ning o'zi turında kitaplar bastırıp çıkaruu. Mena bu teňi bolmagan hizmet, çünkü Ratliff o'zi de türki halyklar için bik zor hizmet koyup gitken kişi. Mena anyň äli 120 yıldan soň birinci tapyr Kazanda Ferit Yusupov ýardamynda Ratliff'ning kitabı basılıp çykdy. Sibir Tatarlarının edebiyat örnekleri degen kalın kitap kiriş sözü rus dilinde, kalgany Sibir Tatarlarının transkripsi bilen berilgen. Min özüm äytir idim, Ratliff bilen Ahmet Timir'ni ýeneşe koyarga bula hizmetleri ýagyndan. Olar ikisi de mena şu türki halyklar için, türki halyklar turunda bütün dünyaga taratkan iki zor galim. Şuna göre Ahmet Timir'ni anı Türk galimi, Tatar galimi deyip gine aytıp bitirip bulmay, ol kısalarına gına ol sıymay, ol dünya kulem. Anı Mongollar da bileler, anı Altay halykları da bile, ol dünya kulem tanılgan galim, ama lakin tiyişli beyesin almagan galim bugünkü künge hatlı. Şimdi Germaniya şırı turunda daklat bir geybet buldu. Men özüm de ol şırını öğrendim. Münhinde men bir neçe tapkır buldum. Ahmet Timir bilen birge İdil Ural Legionunda bulgan, hizmet etken deyim. Çünkü Ahmet Timir ol Legionda hizmet etmey, ol Legionga negiz sala. Hem 2000 Tatar, Başkırt, Çuvaş studentların gençlerini Almanlar lagerinden şuşu Legionga alıp çıga. 2015 lagerda bula ol. Ayakları bilen yürüp 2000 kişini kutkarıp kala. Biz şunun için de ana rahmetli bularga tiyişmiz. Çünkü ulalarını görünüp durgan ölümden kutkarıp kala. Hem gençlerini kutkarıga tırışa. Aytik men onun tarafından kutkarıp kalıngan Garif Sultan bilen bik yakşı münasebette idim. Azatlyk radiostansiyasynın jitekçisi Garif abi turunda men kitap yazargan materialda jidim. Hem onun arhivinin bir ilişini alıp kayttım. İdil Ural Kurultayı degen kişkinegine broşurunu hem başka hizmetlerinde alıp kayttım. Mene siz İskender Gıylajov turunda ayttigiz. İskender Gıylajov'un tağın bir kitabı basıp çıktı. Ol indi yok da hazır, çünkü İdil Ural Legionu diye atalar rus dilinde. Şınlap da İskender Gıylajov Alman dilinde Alman arşivlarında işlegen birden bir bugünkü günde Tatar galimi. Ama hatletigi Şikisar işledi KGB ofisirleri, ama onlar Şikisar gözünden karap azdılar, galim gözleginden tügül, gayipläp bu kişilerin bütünüsünden. Şimdi Ahmet Demir'nin bir telenin Tatarlar için koyduğun hizmetleri de var. Eytik Yusuf Akşura turunda kitabı. Yusuf Akşura turunda birebir de bilmiler idi diyerlik. Yusuf Akşura turunda birinci Tatar dünyasına Ahmet Demir aşa biz bildik. Onun kitabı aşa. Hem de ensiklopediyalarga Tatarlar turunda bütün hizmetlerini Ahmet Demir yazdı. Şihab Mercani, Abdullah Tukay, Gayaz İskaki, Abdurraşid İbrahimov. Bütünüsü turunda Ahmet Demir hizmetlerimine açıp karasağız. Bütünüsü. Onlarını elimizde atarığa gerek Tatarstan'a. Hem Sibir Hanlığı, Kırım Hanlığı, Kasim Hanlığı, Kazan Hanlığı, Altın Urda turunda bütün Angliya ensiklopediyalarını, Türkiye ensiklopediyalarını Ahmet Demir yazdı hizmetlerini. Şuna göre Ahmet Demir'nin anın eğitip bitirgisiz hizmetleri. Ama lakin kızganışka karşı Ahmet Demir eli Tataristan'a kaytıp kına kele. Mine bu kitap turunda indi bugün söz buldu. Mine anı institutta böyle gitip alıp geldim. Bu kitabını hükümet çıkarmadı. Bu kitabını iş Tatar hatını çıkardı derisine etkende. Bunu Türkçeden Rusçağa benim kızım Zülfiye Kadir tercüme etti. Ona Fatiha'nın kiriş sözünü min yazdım. Milli Meclis reisi olarak. Eğindi çıkarışı 3 yıl boyu halktan akça jıyıp Elmet şehrinden onun yaktaşı Roza Selmanova Avzalova 3 yıl boyu halktan tiyinlep akça jıyıp şu kitabını çıkardı. Zatlı kitap. Hem bir yakşı redaksiyaya gelip Kazanda çıktı. Biz bunun prezentasyonu işledik bütün Dünya Tatar Kongresi'nde. Halk tan kaldı. Biznin kimi biz var iken, nindi bir kişi biz var iken deyip jılap oturdular, alimler geldi. Hem min tağın aytır idim, Ahmet Demir'nin 100 yıllığın biz zorlabuzdırğa jıyınabız. Sizni de şakırabız. Mine 3-nji dekabr günü Elmet şäherinde, onun tuğan şäherinde, Nefit institutunun konferans zalında bek zor fenni toplantı bulaşaq. 3-nji dekabr, türkçençik bula onun dedi. 3 Aralık'ta tuğan şäherinde 100 yıllık jubileyi bulaşaq. Onda benim de konuşmam bulaşaq inşallah. 4-nji dekabr Bugülme şäherinde Anın babasını alıp atıp bitirdiler elbette. Anın Kazan'da babasını kulga algan şehirde konferansı bulaşaq. Kazan'da sonrak bulaşaq. Ay ahırında Kazan'da da bulaşaq. Şuna göre siz uylamağız biz onu unuttu deyip biz Ahmet Demir ul bizge kayta başladı. Ul bizge bir kadirli. Biz onu bir kimge de rencetirge erik birmeyecek biz. Onun namusunu yaklayacak biz. Hem Ahmet Demir başlayan milli bağımsızlık için köreşini devam edecek biz. Ama onun en az öğrenilgen şiiri mine siz dürüst ettiniz. 1938'den 43'ka hatli Almanlar bilen hizmetleşlik etkende yazgan hizmetleri. Onu ul vakit elementigi ul elbette ul vakit doktor bulgan. Ul anda Fon Minde'nin soravları boyunca kitaphane için hem Almanya jitekçilik için Tatarlar, Türkler turunda spravka bilişmeler yazgan. Hem Almanya hükümeti Tatarlarga karata fikirin yakşı yakka özgertken. Elek aziyatlar bir varvarlar deyip karasalar, Tatarlarga hürmet bilen karı başlaganlar. Yani Ahmet Demir'nin ul şirin eli bizge öğrenirge de öğrenirge gerek. Ama lakin özünüz bilesiz, mınday tembalar mağa hatli KGB kolunda buldu. Men bu kitabımni böyle gitesim kele sizge, rahim ettigiz. Institutga böyle gitem alıgız, rahim ettigiz. Ayye, mine bu kitap burungi Kazan degen kitap tügül, video. Film. Bu da sizge böyle gitem. Biri de bizim şehirlerimiz. Bunda Elmet şehri de var. Bugülme şehri de var. Kazan şehri de. Bulgar şehri de. Bu da sizge böyle gitem. Allah'ız rahim ettiniz. Benim özümün kitabım. Ben 36 kitap avtırı. Tarih doktoru. İski milletvekili. Bir kitabım. Aşılmağan Tatar tarihi. Bu Ahmet Demirler başlayan bağımsızlık için küreş hem Sibirya tarihi negizde. Men Sibirya tarihini öğrengen bir tarihçi doktor iyi kitabım. Hazır indi büleklerimi Zeynep Hanım Bakşa işe topşırasım kele. Hazır bir gün Zeynep Hanım. Mene bu big zatlı bülek, milli bülek bu Kazan sölgesi. Yani bu Tatar'nın milli yüzü, Kazan sölgesi, onun şarkıları da var, jırları da var. Hem her Tatar'nın üyünde simbol olarak Kazan sölgesi tırığa teyiş. Hazır mene aşıp birem sizge Zeynep Hanım. Aşıp birem. Hazır onda şığam. Mene. Milli sülgübiz Tatar hanımlar öz elleri bilen çekken, asırlar boyu kara ormanlarda, buzlu cehennemlerde yaşaganda Urus baskısasında şuşu sülgülerini çekkenler tünler boyu. Ahmet Demir senin etiğinde şuşunday sülgülerini savungandır. Enisi Zeynep apanın şuşu sülgülerini savungandır. Zeynep senin bakşayış. Yüzün her vakit şuşu sülgü tut. Yani bitin apak bulsun, kungilin saf bulsun. Tatar halkına, Türkiye dünyaya ettiğin gibi hizmet edin. Rahim edin. Hazırların kişkine yine bir bulayım var. Yegizge elif buyursuz. Darotuz sizin bu milli bulayınız. Meramınızı bizden milli şekşekimiz bulangan. Bu bizim milli şekşekimiz her Tatar ailesi konak ise şuşu tatlını koyar. Bunu her Tatar kadını işleyebilir. Milli şekşekini ansız biz bir cirgede varmayız. Şuna göre mene Turing'de dursun milli şekşek. Uzun de yasarga ilen inşallah. Her böyle şuşu minde şuşu. Evet, burunlu kazan dediğimiz İngiliz dilinde sana joylarak bulur. Şuşu burunlu kazan dediğimiz bu senin de kazanım. Bu senin de devletin, senin de memleketin inşallah bağımsızda buluruz, türünde oturursan. İnşallah. Senin atan eğer isen bulgan bulsa, biz bağımsız bulsak, o bizim Cumhurbaşkanı bulgan bulur idi. Sen bulursun inşallah. Rahim. Mene şu Zeynep Hanım da vidifildi, elmette ulaşar. Şu sekinini, biri sekinini ışa. Mene birine salırsın, bu Sülgü Tatar Kongresi'nin sana hediyesi, bütün Dünya Tatar Kongresi'nin. Tahırı milletlerim, hazırlı milletlerim, din kardeşlerim, arkadaşlarım, bir zor rahmet şu toplantı için Allah tabada Ahmet Demir'in hizmetlerini birgelep devam ettik. Bir zor rahmet. Değerli misafirler, eskimizin İkinci başkanımız Profesör Doktor Ahmet Demir'in doğumunun 100. yılı nedeniyle tertip etmiş olduğu bu anma gününün hazırlanmasında emeği geçen Zeynep Bahşayiş Hanım'a, Tuncer Gülensoy'a, bilhassa organizasyonun düzenlenmesinde ve bu salonun ve her şeyin hazırlanmasında büyük emeğe geçen Doçent Doktor Bülent Güle, Yavuz Cerar'a, Aydın Uslu'ya, Ali Can Demir'e ayrı ayrı yürekten teşekkür ederim. Hocamızın bugün her biri bir değer olan konuşmacıların yaptığı konuşmalarla bizim bilmediğimiz yönlerini bize öğrenme fırsatı verdiler. Biz onu büyük bir alim, büyük bir Türkolog, büyük bir kültür adamı olarak tanıdık ve Türk Kültürünün Araştırma Enstitüsü'nün İkinci başkanı olarak uzun yıllar bu enstitünün gelişmesine hizmet ettiğini biliyorduk. Ama onun hayatının maceralarla ve çetinliklerle geçen tarafını doğrusu şahsen ben ve benim gibi birçok arkadaşımızın bildiğini sanmıyorum. Bu vesileyle konuşmacıların her birine enstitü ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Görev alan bütün arkadaşlara enstitü ve şahsım adına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu güzel toplantıya siz değerli misafirler katılarak renk kattığınız, gönül verdiğiniz için, bize güç verdiğiniz için sizlere de ayrı ayrı teşekkür ediyorum enstitü adına, şahsım adına. Sağ olun, var olun. Çalışabileceği bir okuma, çalışma alanı bu. Hocamız adına tertip ettik. Bu kitaplar var şu bütün dünyanın sayılı ansiklopedileri vesaireleri, yani Türk kültürüyle ilgili ne aranırsa burada mevcut. Yani gerek Ahmet Demir hocamız zamanında direksiyondan sonra alınan kitaplarla Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü aşağı yukarı 50.000 ciltlik sadece Türk dünyasını ilgilendiren kaynaklarla zengin bir kütüphanedir. Ama maalesef kaynak yetersizliği nedeniyle, ilgisizlik nedeniyle bunu çalışır durumda tutamıyoruz. Ancak öyle... Onun da kitaplarına bayılıyor. Onun da Ahmet Demir'in de bütün kitapları var. Onun da kitapları var. Yok, Türk kitapları var mı? Bir kısmı. Şimdi buradaki her kitapları diğer kitaplarsa kütüphanenin hazinesinden. Hazinesinden. Türkçeden Ruslara kitabını tercüme etti, oğlum taklatını tercüme etti. Bütün böyle bile işledik. İGBZ'nin zorunda var. Arkada Türk kültürünü şeyi de çek. Dünyanın gizgen bayrağı. Şöyle çekin de o Türk kültürünü çeksin. Dünyanın gizgen bayrağı, bütün sivrilerine. Ahmet Demir izleri boyunca. Bu bayrak Hacı Hanım'la beraber Sivri'ye de gidiyor. Bütün dünyadan. Tersine çıkmıştı bu bayrak. Ne sevişi bayrak, ne sevgi bir bayrak. Bu bizim milli yüzü ve sevgimiz de bu. Bağımsızlık için. Evet. Baban köpek bağımsızlık için girer. Misinde milleti, ana milleti yasimindi. Fevziye Hanım, bütünde siz Allah'a şükür deyip aytaganda maşallah Tatar yaşagan bütün tebeklerge barasız. Hem bu yılı birge Türkiye'de keldigiz. İstanbul'da bir konferensiyada katnaşacağız. Hem biri de bizim ataklı milletişimiz Galim Ahmet Demir'in doğuna 100 yıl tolu münasebeti bilen uyuşturulgan fenli jiyinda katnaşacağız. Bir de uzatılgan ışıklar turunda mağlumat bir uzalasızmı? Nini tesirler, nini fikirler ben kaytasız? Elbette benim bu yılı kelüme barıdik Ahmet Demir sebepçi buldu. Çünkü biz onun 100 yıllık iken bileydik, küteydik, Kozan'da koşan uzdırılır iken, Türkiye'de uzdırılır mı iken deyip hem gelindi onların da barışıp durduk. Nege uzdırmayız, kerek bitinde şuşunday zor galim, bütün dünya tanıy, biz gene uzdırmayız deyip hem Allah'ın rahmeti bilen, mine ol özü nege salıp kaldırgan Türk Medeniyetlerin Öğrenü İnstitutunda onun 100 yıllığını uzdırdılar. Men onu işitüge hazırlanıp çıkıp gittim, dokladımı hazırladım, böleklerimi hazırladım. Tatar Kongresi pek matur bölekler verip jiberdi. Yani kişi kelip, kişi özümüzdün sözüne ettik. Eğer de Tatarstan'dan bir kişi kelip bir söz etmese, ol bir yetim kibik bulur idi. Ruhu belki kütüb yatadır. Benim özümün ana vatanımdan kilirler miyken, Tatarlarım kilir miyken deyip, bana nasip buldu şuşunda kelüne, hem Tatar halkı isiminden Ahmet Demir turunda motor sözler aytırga to'g'ri keldi. Endi olg'a tabada shu o'zimizning g'alimimizni ko'tarishga nasib etsin. Anga qadar men Istanbul shahrida bo'ldim. Onda da Türk uçakları degan bek zo'rgina uyushma bor. O'zingiz bilasiz, uning 100 yilligini bu arada belgilab o'tdilar. Bizning Yusuf Akshura kabi tatarlarimiz negiz solgan, shu Ahmet Demirlar, Gaptirash Ibrohimovlar, Musabegiyevlar menda bek zo'r xizmat ko'rsatgan uyushma. Endi ol 100 yillik Türkiy millatchilar uyushmasi meni shunda uchrashuvga chaqirdilar. Men de elbette aldanıp bileydim. Şuna göre hazırlanıp geldim. Tataristan bayrakları bilen, bülekler, kitaplar bilen. Hem menen de açtım indi Tataristan, Tatar halkı, hem Rossiyada yaşayışı Türkiye halklarının bugünkü halleri hem problemaları degen temaga. Bek zor galimler kelgen idi. Kartlarını elip, bütün Türkiye Cumhuriyetlerini ko'rsatib, bütün problemlarını aytib, böleklerimizni berib, mena şuşunday Rushani Altay bilen biz bek maturg'ina bir şuşunday uchrashuv o'zdirdik. Bek ko'p so'rovlar berdilar. Biluvchilar bek ko'p ekan, Türkiye xalqlarida problemalarında. Men ondan bek qanoat qoldim. Tag'in bir aylanib qo'ytam mena Ankaradagi konferensiyamizga, yig'ilishimizga. Albatta endi safarimning toji shu mena bugungi uchrashuv. Men qarab turam shunday zo'r zotli olimlar, shunday jiddiy temalar. Mesela meni özüme bek kızgısındıra Ahmet Demir'in Almanya'daki hizmetleri. Ol bek az yaktırtılgan var. İskender Gilajev'kına ol turda azımı köp yazdı. Meni özüme yazırga tırıştım. Ama lakin onun için bek köp bilirge gerek. Ondan sonra indi onun kızının Zeynep Bakşayış'ın çıkışı bek tetrendirdi. Şol hatlı zintikler öğrengen. Hem temini açtı. Nerseysen de ol yüzü de galim bit Zeynep. Ol profesör, ol bek zor galim. Şuna göre ol indi sistemağa salıp barsında etip bir aldı. Ruzi Kurban, Tatar halkı halkı bilen beylep özünün fikrini aytdı. Anasın iň zor kuwançym men şuşa Ähmet Demirniň kitabyn alyp kele aldym. Bir neçe aylyk gene Ähmet Demirniň rus dilinde Qaytu degen kitabı Возвращение basılıp çykdy. Ul anyň hatireleri. Аны biz indi bik uzak yıllar äzirledik. O kitabını türkçeden rusçaga meniň kızım Zülfiya Kadir terjime etdi. Men kiriş sözün yazdım. Elbette yaşauşy Ähmet Demirniň yaktaşı Роза Әбзалова Сәлман ханым 3 ел буе акча җитешү китапны чыгаруга халык ярдәм итте һәм бик затлы китап чыкты. Менә yüzüбез ак. Алайса әйтерләр иде әле, татар халкы нәрсә эшли, Татарстан нәрсә эшли, үзенең зур галимен күтәрүгә yüzüбез ак. Китабыбыз чыкты. Bayrağımız kolumuzda, büleklerimiz kolumuzda. Bütün Dünya Tatar Kongresi pek matur bülekler verip jiberdi. Minanı Zeynep Hanım'a da milli sülgülerimiz, milli şuşa bizim burungu kazanımız turunda filmler, milli kitaplar, özümnün kitaplarımını bek süyünüp bile gittim. Hem bek süyünüp kaytıp gittim. Birincisi Ähmet Demir için. Çünkü Ähmet Demir turunda şunday konferensiya bulup da Tatarstan'dan bir kişi katnaşmasa, şuşa problemlarını kütermese, var bir kıraya gittik bular idi. İkinci Менә шушы Стамбулда да эшли алдык. Татар темасы яңадан яңгырады. Татарстан турында шушындай сүзләр яңгырады. Һәм төрек галимнәре бик хәбәрдарлар, һәм ярдәм итәргә бик әзерләр. Инде Әхмәт Демир темасын дәвам итеп, аның 100 еллык юбилеен без 3 декабрь көне Әлмәт шәһәрендә бик зурлап уздырырга җыенабыз. Хакимияттә булыша безгә бүтән дөнья татар конгрессында бик зур ярдәмнәр күрсәтә. Анда Нефтчеләр институтының актовый залында иртәнге сәгать 10-да 3 декабрь Бик зур галимнәр көтелә, Казан галимнәре, Искәндәр Гыйлязевлар, Лина Пагайнановалар, мин үзем дә доклад ясарга уйлыйм. Шулай итеп, бер зур гына конференция булачак, фәнни конференциясы, юбилей кичәсе генә түгел. Бөгелмә шәһәрендә 2-нче көнне, 4-нче декабрь көнне Татар гимназиясендә менә инде туганнарча утырып, гәпләшеп, бик матур гына бер җыен булыр дип көтәбез. Килегез, рәхим итегез. Сез Kızgançka karşı Tatarların köpçiligi beyrekte gadi halk Ähmet Demirniň kim eken bilmey. Anda aýtyp ötesim kelä, ol dünýä külem tanylgan galim. Ol türkolog, ol zor tarihçi, ol til bilgisi, ol Tatar rus tillerinden kala İngiliz, Alman, Kıtay, Mongol, Altay tilleri, Venger, Fransız tillerini bek yaxşı bilgen hem Кайберләре телендә, хәтта китапларда язган, әйтик, алман телендә, монгол телендә, түрек телендә, аның хәтта хезмәтләре дә бар. Бигрәк тә аның менә Ратловның хезмәтләрен популярлаштыру буенча һәм Ратлов турында үзенең китабы бар. Һәм монголларның яшерен тарихы дигән китабы. Ул бүтән дөньяны таң калдырды заманында. Чөнки Төркия içinde aşırış buldu ol, hem dünya içinde aşırış buldu. Ulanı özünün tercümeleri, komentariyları bilen Türk, Alman, hem Altay, Mongol tillerinde yangadan dünyaya kaytarıp birdi. Galim olarak komentariylar bilen. Anasında itesin bile, ul biteli alar torundağına yazmadı, ul Tatarlar torunda bir azza etik. Yusuf Akşuran'ı biz birinci tapkır Ähmet Demir hizmetleri aşa bildik. Şul vakitte bütün dünya ensiklopediyalarına, ul vakitte Şihab Merzani torunda, Gabdullah Tokay, Gaya İshaki torunda, Sovet çağında Ähmet Demir yazıp yaptı. Bu çür galimlerine ol burjuaz deyip atalgan galimlerini kütärgä yaramaydı Sovet galimlerine, Kazan galimlerine. Olar ötüp de kire almıylar idi Alman ensiklopediyalarına, Britanya ensiklopediyalarına. Ähmet Demir şuşu boşlukny tutırıp bütün dünyaga Tatar galimleri turında мәгълүмат бер алды. Һәм дә әйтер идем, Алтын Урда турында, Сибир ханлыгы, Казан ханлыгы турында, бөек шәхесләребез турында беренче булып дөньяга энциклопедик дәрәҗәдә хәбәр итүче шушы Ähmet Demir. Шуңа күрә без аңа бик рәхмәтле булырга тиешбез. Аның хезмәтләре Урал таулары бөеклегендә, аның хезмәтләре Идел елгасыннан да тирәнерәк. Һәм әйтер идем, Кыпчак таулары кебек бер башыннан икенче башы күренми, әле безгә өйрәнергә дә, Әхмәт Демирне.